İyi akşamlar. Medyaskop TV'nin 32. açık oturumunda karşınızdayız. Sedat Pişirici yok. Onun yerine ben oturdum moderatör koltuğunda. 20 Ağustos'ta ilk yayını yaptığımızda o zaman Levent Gültekin vardı Kadri Gürsel'le beraber. Levent tekrar burada. Hoş geldin Levent. Merhabalar, hoş bulduk. İki konuğumuz daha var ama onlar ayrı ayrı yerlerden uzaktan bağlanıyorlar. New York'ta Amber'in Zaman var ve evet el sallıyor ve Bodrum'da da Aydın Selcan var. İkisiyle de ayrı ayrı aynı anda ilk defa deniyoruz. Skype üzerinden konferans şeklinde yayın yapacağız. Onlar da birbirlerini duyabilecekler, birbirleriyle tartışabilecekler ve böyle bir yayını yapacağız. Çok konu var. Konuların bir kısmı Türkiye'nin iç siyasetiyle ilgili, bir kısmı Türkiye'nin dış siyaseti ve özellikle tabii ki Suriye ile ilgili. Ve önce Amber'in bir acelesi olduğu için onunla başlayacağız. Onunla Suriye'yi konuşmaya başlayacağız. Aydın'la da konuşacağız. Levent de birazcık Suriye konuşur herhalde. Ama Levent daha çok kendini iç siyasete saklıyor gibi. Evet, Amber'im merhaba, hoş geldin yayınımıza. Geçen hafta seni anons ettik ama bizden kaynaklanan bir sorunla yanılmıyorsam yapamadık. Neyse, her işte bir hayır vardır. Öncelikle geçen hafta Brookings'te başına gelenlerden dolayı geçmiş olsun diyelim. Ama çok da uzatmayalım, yeterince konuşuldu. Doğrudan konuşalım. Obama ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve görüşmenin ana konusunun da Suriye olduğunu biliyoruz. Sen zaten önce Tolga Tanış bir yazı yazdı. Sen onun yazısını da ele alarak Diken'de çok kapsamlı bir yazı yazdın. Ve bayağı bir bu konuda aydınlatıcı oldu. Bir toparlasana bize tam olarak ne kesik, konuşuluyor? Kesik kesik geliyorum. Şencim haberin olsun. Eyvallah. Seninkinde sorun yok. Tam olarak ne konuşuldu orada? Neler konuşulduğu söyleniyor ve Suriye konusunda Ankara ile Washington arasında bir işbirliği ihtimali ne derece var? Maalesef duyamıyorum sorunu. İstiyorsan tekrar sor. Evet, şimdi duyuyor musun? Şunu soruyorum. Şu an duyuyorum. Çok zor. Şunu soruyorum. Suriye konusunda Ankara ile Washington'ın ortak hareket etme ihtimali nedir? Türkiye ile Amerika'nın Suriye konusunda ne kadar ortak hareket etme ihtimali var? Bunu sordum evet, sanıyorum. Evet, tam da bunu soruyorum. Evet. Yani ihtimaller üzerinden gitmeyelim, somut verilere bakalım. Tabii ki geçen yazdan beri Türkiye İncirliği açmasıyla birlikte elbette bir işbirliği fiilen söz konusu ve de ayrıca Türkiye biliyorsun sınırlar konusunda da bayağı bir gayret göstermeye başladı. IŞİD'cilerin geçişlerini elinden geldiğince engellemeye çalışıyor ama burada kritik olan mesele şu 98 kilometrelik halen IŞİD'in denetiminde bulunan Mare Jarablus veya Membiç Cebi diye adlandırılan o şerit. Ve bütün mesele aslında orada odaklanıyor. Neden? Çünkü Amerika bu işi aslında çok çabuk bir şekilde, işi de orada çok hızlıca oradan çıkartabilir. Bunu kiminle yapacak? Suriye Demokratik güçleriyle yani YPG'nin, Kürtlerin öncülüğünü yaptığı, içinde Arapların da, kısmen Türkmenlerin de bulunduğu bir grup. Ama Türkiye buna itiraz ediyor. Neden? Çünkü içinde YPG var. Türkiye açısından da bu kabul edilebilir bir şey değil. YPG eşittir PKK eşittir terörist. Bu tutumundan da vazgeçmiyor. Dolayısıyla Amerika bir arada bir derede kalıyor. Bir yandan tabii YPG ile süren ittifakını sarsmak istemiyor, bozmak istemiyor. Ama öte yandan da karşısında baştaki hükümeti beğenelim beğenmeyelim bir NATO müttefiki var ve onu da tabii yani bir şekilde kızdırmadan bu işi götürmek zorunda. Çünkü aslında kızdırmaktan öte yani Türkiye biraz öngörülmez bir hal almaya başladı Batı açısından NATO
İttifakı açısından böyle tek taraflı hamlelere başvuran, dolayısıyla bunu minimuma indirmek adına en azından Türkiye'yi de bu denklemin içine çekmeye çalışıyor. Türkiye'nin de kaygılarına kısmen yani onları da dikkate almaya çalışıyor. Bunu nasıl yapıyor? İşte şu anda mesela o sınır hattında kısmen de olsa Amerika'nın da hava desteğiyle ÖSO, yani Türkiye'nin desteklediği güçler bazı operasyonlar gerçekleştiriyor. Yani normalde SDG deniyor ona Türkçe, hep İngilizcesiyle karıştırıyorum. Normalde SDG'nin yapabileceği operasyonların bir kısmını artık ÖSO yapmaya başladı. Mesela bugün önemli bir gelişme, Ray kentini aldı ÖSO IŞİD'in elinden. Dolayısıyla demek ki Türkiye ile ortak da hareket etmeye başladı Amerika fiilen sahada. Ama bu tabii bu kez SDG ile, yani Kürtlerin öncülüğündeki güçle bir friksiyona, bir sürtüşmeye neden olmaya başladı. Bu ne kadar sürdürülebilir, imkansız denge diye her zaman tarif ettiğim şey, bu tabii kocaman bir soru işareti. Ve hangi noktada bu güçler birbirlerine yeniden yaklaşacak? Yani Kürtler öncülüğündeki grup ve de Türkiye'nin önceliğini yaptığı grup ve acaba hangi noktada tekrar savaşmaya başlayacak? Amir, istersen burada bir es ver, Aydın'a döneyim. Aydın çünkü geçen İstanbul'da bizim stüdyoya geldi ve orada bir kısa bir analiz yaptı ve ben o analize başlığı ben çıkarttım. Yakında Türkiye'nin Orta Doğu politikalarında değişimler olabileceğini söylüyordu. Başlığı da ona çıkarttık. Aydın, ne diyorsun bu senin söylediğinden, Amber'in söylediklerinden de hareketle Türkiye YPG, PYD konusundaki rezervlerinde belli bir geri adım atma ihtimali mi söz konusu, yoksa ne olacak, ne bekliyorsun? Yani Amberi'nin bıraktığı yerden başlayayım. İmkansız denge diyor. Ben de ona yapısal çelişki diyorum. Yani bu yapısal çelişkilerin uzun süre sürdürülmesine imkan yok. Bir taraftan işte Türkiye içinde Güneydoğu'da güvenlik harekatı sürdürüp öbür taraftan Irak-Kürdistan bölgesi iyi ilişkiler içinde olup Irak-Kürdistan bölgesinin özelliğini giderek bağımsızlığını destekleyip Suriye'de buna karşı çıkıp, yani bütün bunlar çelişkiler barındırıyor. Öte yandan sahadaki gerçeklikte işte o Münbiç cebi, işte Mare Münbiç hattı, Kürtlerin Şahba dediği yerde, Amber'in de işaret ettiği gibi orayı IŞİD'den arındırmanın veya orayı kalan kısımdan, yani Rakka'dan kesmenin akılcı yolu Kürtlerin Münbiç'i alması. Diğer tarafta zaten Tel Rif hattalar, aradan bir koridorla birleşmeleri, yani Afrin'le Kobani'yi birleşmesi. Ama tabii bu gelişme bizim içerideki durumu çok olumsuz etkileyecek, en azından söylemde. Çünkü eylemde etkiler diyemeyiz. Bugüne kadar Suriye'nin, Kuzey Suriye'den Türkiye'ye yönelik bir tehdit olmadı. Böyle bir hayal edilmiş tehdit algılaması var. Ben hep bunu da söylüyorum. Yani tehdit algılamasının başına cihatçılar yazılmadığı müddetçe Suriye'de bizim olumlu rol oynamamız zor diye. Bir de şuna dikkat çekmek istiyorum. O benim söylediğim zoraki dönüşüm, yani alt alta şimdi tekrar etmeyeyim pek çok son dönemki gelişmeyi ve Amber'in de dikkat çektiği, yani benim Washington ziyareti başarılıdır deyip hatta çok kişiden de eleştiri aldığım, başarı dememin sebebi o fotoğrafın çektirilmesiydi Beyaz Saray'da, Kırmızı Oda'da. Gerisine kimse bakmaz Türkiye'de. O fotoğraf çektirildi mi? Yani gerisi tırnak içinde uzmanların işi. Ama o fotoğraf neye karşılık verildi? İşte orada Amber'in analizi devreye giriyor. Herhalde daha akılcı bir işbirliği diye, ama onun işaretlerini göremedik. Onun yerine ne gördük? Yine bazı işte önce şunu gördük. Bazı Arap Türkmen unsurların Suriye Demokratik Güçlerinden ayrılma çabası yansıtıldı basına. Burada pek bir gelişme olmadı. Aksine Münbiç Meclisi adında yeni bir oluşum kuruldu. Diğer taraftan şimdi başka Türkiye destekli öteden beri Arap unsurların orada faal olduğu söyleniyor. İşte Amber'in dikkat çektiği yeni gelişmeler. Fakat şunu da vurgulamak istiyorum. Son dönemde peş peşe kanıtlanmasa da omuzdan havaya atılan füzeyle iki Suriye Hava Kuvvetleri uçağı
düşürüldüğü iddia ediliyor. Ahrar veyahut Nusra tarafından. Veya biri Ahrar, biri Nusra. O bile tam belli olmadı. Bu çok önemli bir gelişme. Bu doğruysa, bir şekilde bunlar bizim üzerimizden oraya gidiyorsa, bu bence çok vahim. Diğeri de İdlib'de de Nusra'nın emirlik ilan etme denemesi. Yani Nusra'nın bir nevi IŞİD'leşme çabası. İdlib'de biliyorsunuz Hatay'ın komşusu. Dolayısıyla buradan bize yönelik risk katlanarak artıyor. Zaten bugün de kilisin merkezine roket atıldı. Aydın, burada bir sen de bir dur, Levent'e bir döneyim. Şimdi bu Suriye'de yaşananlar aslında IŞİD'den ziyade Türkiye açısından Kürt sorunu olarak. Bir de Türkiye'de acayip bir şekilde çok şiddetli bir çatışma yaşanıyor. Ortam yaşanıyor ve giderek artık insanlar kanıksadı belki, ama özellikle ülkenin batısında. Sen yakınlarda HDP'lilerle de bir görüşmelerin de oldu. Türkiye'deki Kürt hareketinin yasal ayağı diyelim, bütün bunlardan tedirgin mi, yoksa işlerin kendi lehlerine geliştiği yolunda bir havaları mı var? Ne diyorsun? Ya bir tedirginlik gördüğümü söyleyemem. Hatta biz Selahattin Bey'le ve de HDP ekibiyle beraber bir görüşme yaptığımızda biz onlardan daha tedirgin ve daha endişeliydik olup bitenle. Onlarda şöyle bir hava var. Ya bizim bir 100 yıllık mücadelemiz var. O mücadelenin içerisinde bunlar küçük noktalar, böyle küçük tartışmalar falan. Tahmin ediyorum, konuşmalardan çıkardığım bir söz değil ama o konuşmalardaki arka plandan aldığım yorum, alttaki, arkadaki şey, irtibat hükümetle kopmamış. Hmm. Yani bu Selahattin Bey'in söylediği bir cümledir. Şöyle bir cümlesi var. Bu kadar yoğunluklu bir çatışma bu kadar uzun sürmez. Yani hani düşük profilli olsaydı, düşük yoğunluklu olsaydı devam edebilirdi bu iş. Fakat bu kadar yoğunluklu olmaz. Her an her şey olabilir. Her an yeni bir durum ortaya çıkabilir. Çıkmasa da HDP'liler her ne kadar bu işi kandile yıkıyor olsalar da şöyle bir yorum var. Sonuçta bu bir 100 yıllık bir dava. Bu davanın bedeli de olacak. Ölenler de ölecek. Şu da olacak, bu da olacak. İşte biz bir şey. Peki, yani bu senin söylediğinden yeniden bir başbakan telaffuz etti biliyorsun. Tahmin ama Cumhurbaşkanı da hemen onu susturdu. Evet, tahmin ediyorum ki Erdoğan engellediği için somut bir adım atamıyorlar, ama bir şey de var. Arayış. Yani arayış var. Karşılıklı kontak içinde tutma var o kontağı. Ne yapabiliriz var. Yani burada bir Erdoğan var. Erdoğan'ın bir inadı var. Bu işte asla geri adım atmayacağız. Müzakere olmayacak. Barış süreci oturmayacağız diye bir tavrı var. Ama gördüğümüz kadar bence zaten Davutoğlu'nun açıklaması da o anlama geliyor. Yani AK Parti içerisinde aslında yeniden dönüp, çünkü işler kontrolden çıkıyor. Zaten kabul edildiği gibi bir durum değil. Her gün 10 kişi. Bugün de nereden baksanız 6 tane asker şeyi kastetmiyor. Yani hiç oradaki ölen çocukları, sivilleri, her ne kadar PKK'lı da olsa bir bu ülkenin çocukları ölüyor şu anda hendeklerde falan. Oradan da baktığımızda şehirler yıkılıyor. Bir şey var. Yani bir şey yapma çabası var. Fakat dediğim gibi ne yazık ki, ben bunu üzülerek söylüyorum. Kürt siyasi hareketi bütün ideolojilerde olduğu gibi, şimdi AK Partilere de benzer bir şey var. Önemli olan dava kazanıyor. Ülkene ki havası, psikolojisi nasıl İslamcılarda varsa benzer bir psikoloji Kürt siyasi hareketinde de var. Biz uzun vadeli bir yol yürüyoruz. Bu uzun vadeli hedefler içerisinde, o yürüdüğümüz Kürt hareketinin tarihsel süreci içerisinde Cizre, Silopi, Nusaybin, bunlar çok önemli şeyler burada değil. Burada istersen Amber'in bu önemli bir husus var. Levent'in söylediklerinden sonra da öyle bağlayabiliriz. Şimdi Suriye'de Türkiye ile, yani Ankara ile Washington'ın işbirliği yapmasının önündeki en önemli engel biliyoruz ki Kürtler. Ve dolayısıyla şu anda da Türkiye'de bir çatışma ortamı var. İlk akla gelen Washington'ın Türkiye'de tekrar masaya dönülmesini sağlamak istediği ve bu sayede de Türkiye'nin Suriye'deki Kürtlere yönelik kırmızı çizgisini en azından pembeleştirmek, birazcık esnetmek. Böyle bir ihtimal görüyor musun? Böyle bir gerçekten Washington'da tekrar Türkiye'de barış süreci olsun. Bu arada Amber'in de bir sorunumuz oldu. Aydın, sana bunu sormuş olayım. Amber'in bağlandığı zaman tekrar onunla da konuşalım. Gerçekten Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi ve Kürt hareketini, PKK'yı, bugün biliyorsun Büyükelçinin açıklaması var PKK'ya yönelik, böyle bir gayreti olabilir mi? Gayreti olsa da buradan bir sonuç elde edebilir mi?
Ben aslında burada da bir arkada şimdi bir ses var ama duyuluyor mu bilmiyorum. Onu da uyarayım. Yok, sorun yok. Şeyde Amber'in söylediği aslında bir şey vardı orada. Yani Türkiye burada... Daha söylemek istiyor ve gidecek. Onun için bilmiyorum. Yani bana sıra gelirse sevinirim. Sana sıra geldi ama sen bir ara şey oldun, görüntün çıktı. Sesin sadece sıra, geliyor, görüntün yok. Gözünü kesmek adına söylemiyorum ama. Hayır. Yani, o zaman soruyu sana sormuş olayım ama görüntün yok, sadece sesin geliyor. Şöyle söyledim. Türkiye'nin tekrar barış sürecine, çözüm sürecine dönebilmesinin imkanı, evet, bir teknik sorunumuz oluyor. Aydın sen devam et. Amber'in bağlandığı zaman onunla devam edelim. Yani bunu Amber'in zaten vurgulamıştı. Yani Türkiye ile Ankara ile Washington arasında şöyle bir alver olabilir. Yani PKK önce çatışmasızlık sürecine dönecek. Ha, geldi galiba. Tamam, sen devam, sözünü bitir. Ondan sonra Amber'inle devam edelim. Buna karşılık da Ankara'dan bir YPG yönelik yumuşama. Ama onun üçüncü bacağında da tabii şeyden, Kandil'den gelen açıklamalar vardı. Malum onlar da hani Amerika'nın üçüncü göz olacağı bir sürece dönme gibi bir sesler var. Ya bunlar şu anda çok muğlak. Fakat buna dair bir emare de yok. Somut bir şey diyor. İstersen hani bunu Amber'ine soralım. Evet, Amber'in onu şey. Evet, Amber'in Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'deki Kürt sorununda üçüncü göz olma ihtimali, hep sana bugün ihtimalli sorular soruyorum, kusura bakma ama böyle bir şey Washington'da konuşuluyor mu? Yani böyle bir ihtimal, çünkü şunu biliyoruz ki sadece Amerika Birleşik Devletleri değil, Avrupa Birliği de Türkiye'de tekrar masaya dönülmesini arzuluyorlar. Arzulamanın bakın, ötesinde. Şimdi Oslo sürecini hatırlayalım. Orada üçüncü göz zaten vardı biliyorsun. Ve tabii ki PKK özellikle Kandil çok ısrar ediyor. Yani özellikle de Amerika'yı istiyor arada ve bunun için çok bastırıyor. Ve Amerika da Kandil'e ateşkes için şu anda çok pres yapıyor. Bunu çok, yani somut bilgilere dayanarak söylüyorum. Bir üçüncü şahıslar ve kurumlar üzerinden görüşmeler yürütülüyor. Ama şu an için herhangi bir olumlu netice alınmış değil. Çünkü PKK ısrarla diyor ki, PKK, PKK, biz üçüncü bir yani ara bulucu istiyoruz aramızda. Bunun Amerika olmasını istiyoruz, bir. İkincisi karşılıklı ateşkes olsun ve bu da bir yani mutabakat üzerinden, yazılı mutabakat üzerinden gerçekleşsin. Abdullah Öcalan'ın tutukluluk koşulları iyileştirilsin ve Dolmabahçe mutabakatına, sürecine dönülsün. Bunları öne sürüyor Kandil. Bunu net olarak biliyoruz. Türkiye'nin tavrı ise malum, işte Cumhurbaşkanı sürekli ne çözümü, kiminle görüşeceğiz, yok öyle bir şey diyor. Aynı şeyi de Amerika'da, Washington'da Obama'ya da söyledi. Yani bundan hiç ödün vermeyeceğini, Türkiye'nin yaklaşımı şu, biz gireceğiz, orada temizlik yapacağız bir kere, oradan kökünü kazacağız PKK'nin. Ondan sonra şehirler yeniden yani yerleşime açılacak. Akabinde siyasi çözümü görüşebiliriz ama bunun muhatabı da Kandil olmayacak. Asla olmayacak. Böyle bir manzara karşısında ümitli olmanın bence imkanı yok. HDP'nin de pek bir işlevi, fonksiyonu gözükmüyor bu mevcut tabloda. Çünkü sahanın dışına itilmiş bulunuyor HDP. Yani Amerika bile mesajlarını daha çok YPG üzerinden, PYD üzerinden, belki Kürt, Iraklı Kürt aktörleri üzerinden ulaştırıyor. Anladım. Yani sonuç olarak diyorsun ki teorik olarak bu ortaya atılan bir şey ama pratikte şu aşamada bunun ışığı, karşılığı gözükmüyor. O zaman çatışma sürecek demektir ve... Erdoğan katiyetle zaten enterese değil, yani istemiyor öyle bir müzakere falan, bir. Yani Türkiye'nin dediği şey şu, silahlarını bırak, çekil buradan, başka bir şey demiyor PKK'ye.
PKK de demin sıraladığım şartları öne sürüyor. Amerika'da da çırpınıyor işte, bir yolunu bulmaya çalışıyor bu savaşın durması için. Neden? Çünkü bu savaş sürdüğü nispette YPG ile işbirliği gittikçe zor bir hal almaya başladı. Çünkü artık neticede yani iç işe girmiş vaziyette bu savaşlar. YPG, PYD, PKK bunları yani artık ayıramaz hale geliyorsun. Çünkü ne oluyor? Sen her YPG'ye başvurduğunda, PYD'ye başvurduğunda, git işte Kandil'le konuş, ikna et dediğinde oradaki hiyerarşi, oradaki ilişki düzeni, her şey aslında çok net bir şekilde görüntülenmeye başlıyor. Öyle ki artık Amerika bile diyemiyor hani ikisi ayrı vesaire, ama oradaki hiyerarşiyi de anlıyor ve görüyor ki Kandil en tepede bu ilişkide. Yani çok zor bir hal aldı. Özellikle bu Ankara'daki intihar saldırıları ve özellikle sivillerin ölmesi gerçekten denklemi etkiledi. Denklemi etkiledi ve Türkiye'nin kaygıları çok daha böyle ciddiye alınmaya başladı. Daha çok dinleniyor, daha çok ele alınıyor ve nasıl çözeriz üzerinde kafa yorulmaya başlanıyor. Ama senin ilk soruna dönecek olursak, aslında Amerika tabii ki bir şeyler yapabilir izin verirse. Neden? Çünkü her iki aktörün üzerinde de, hatta üç aktörün üzerinde etkisi var. Yani YPG'nin üzerinde etkisi var. Neden? Çünkü sahada onlara en büyük desteği sağlayan güç ABD. Türkiye ile de ilişkilerinden dolayı, NATO yüzünden, işte Amerika Türkiye'nin en büyük silah tedarikçisi, onu da unutmayalım. Yani birçok yönden Amerika'nın elbette Türkiye üzerinde etkisi var. Haliyle iki tarafı da sopalarla, avuçlarla bir araya getirebilir, ama Türkiye buna asla yanaşmıyor. Eyvallah. Amber'in, istersen sana teşekkür edip seni yolculuğuna, toplantına uğurlayalım. Sen nasıl olsa şu anda New York'tasın ama Washington'a döneceksin. Bu şeyleri de takip ediyorsun. Sen de yine bu teknolojinin imkanlarını kullanarak konuşmaya, tartışmaya devam edelim. Çok sağ ol katıldığın için, verdiğin bilgiler için. Sana iyi günler. Çok sağ ol. Sağ ol. Aydın, sağ ol. Sen istersen biraz bekle. Biz Levent'le bu minvalde biraz yürüyelim. Ama sen izleyeceksin, dinleyeceksin. Arada girebilirsin. Bunu da yöntem olarak ilk defa bu yayında şey yapalım. Evet Levent, şimdi Amber'in söylediği tablo çok açık. Yani bir takım arayışlar var vesaire, ama olacağı benzemiyor. Benim seninle yayından önce yaptığımız sohbette edindiğimizlerim, sen de aynı karamsarlıktasın mı? Evet. Şimdi şöyle bir durum var. Biz fani insanlar olarak halktan ölen çocuklara üzülüyoruz. İşte askere üzülüyoruz, polise üzülüyoruz, şehirlerin yıkılmasına üzülüyoruz, insanların evsiz kalmasına üzülüyoruz. Yani buradan böyle perişan bir halde üzülüyoruz. Fakat siyasilere gidip konuşuyoruz. Oh, onlar başka bir havadalar. Yani hiç öyle bizim baktığımız yerden bakmıyorlar. Bunu bizim geçen hafta HDP ile yapmış olduğumuz toplantıdan çıkan, beraber gittiğimiz ekipten bir profesör arkadaş vardı. Şöyle tarif etti. Şurama yumruk yemiş gibi hissediyorum bu toplantıdan çıktıktan sonra. Niye dedim? Ben dedi sabahlara kadar ağlıyorum dedi Cizre'de olup bitene, Silopi'de olup bitene. Fakat arkadaşlar dedi ne kadar rahatlar. Hiç öyle bir dertleri yok dedi. Yani çocuklar ölüyor, polis ölüyor, asker ölüyor. Hendek'te insanlar ölüyor, evleri yıkılıyor. Evsiz kalıyor, şehirlerden terk ediyorlar. Hiç öyle siyasilerin böyle bir derdi yok. Şimdi onlar o kadar matematiksel bakıyorlar ki siyaset hem akıllarını köreltmiş hem de vicdanlarını yok etmiş. Biz siyasi satranç oynuyorlar. Herkes, yani çocukların kafasıyla bir anlamda, belki biraz çok ağır bir benzetme olacak, çocukların canıyla, kafasıyla siyasi satranç oynuyorlar. Ya orada şöyle bir şey, acayip bir özgüven var biliyorsun. Türkiye'de Kürt hareketi bastırmak için devlet ne kadar şey yaparsa yapsın. Özgüven niye var iki taraf içinde? Çünkü ikisinin de, ölen ikisinin de çocuğu değil. Asker içinde milyonlar, 500 bin askerden, öyle demişti birinden dinledim, bir güvenlik uzmanından birinden. Generalle biriyle konuşuyordum dedi. Dedi ki ya
500 bin asker var. 5 bin yılı ne olacak ki? Onlar böyle bakıyorlar. Zaten Cumhurbaşkanı da sayı olarak bakıyor. 1'e 8, 1'e 10 sayı insanın canından, çocukların canından sayıyla bahsediyorlar. 1'e 8, 1'e 10 diye. Aynısına PKK'da bakıyor. PKK da öyle bakıyor. Arkada binlerce çocuk var. 100 ölmüş, 200 ölmüş, 300 ölmüş. Önemli olan biz. Biz kazanalım. Peki bu kazanç nedir dediğinde cevabı yok. Nedir senin kazancın? Ne elde edeceksin bu çocukların ölümü karşılığında dediğinde somut bir şey çıkmıyor ortaya. Ha o yani alan mı açacaksın kendine? Bir Kürdistan mı kuracaksın diyorsun? Yok diyor. Biz diyor ulusal bir yani yeni bir ulus devlet kurmak gibi bir derdimiz yok. E kardeşim ne peki? Demokratik hak diyorsun. Demokratik hak için yüzlerce çocuk feda edilir mi? Demokratik hak dediğin ne ki? Tabii vazgeç demiyorum. Mücadeleni insanların, çocukların ölümü üzerinden yapmazsın. Ha böyle bir akıl tutulması var ve benim en çok üzüldüğüm ölen asker polis de yoksul, Hendek'te ölen çocuklar da yoksul. Ne Kürtlerin zengin çocuğu orada, ne de askerdekilerde asker olanların, polis olanların hiçbiri zengin çocuğu değil. Ya iki tane, iki tarafın yoksul çocuğu kaldık, iki taraf da demeyeceğim. Ölen askerin, polisin de en az yarısı Kürt. Geçen gördünüz. Değil mi yani? Kürt çocuğu bir tarafta Hendek'te ölmüş bir çocuğa ağıt yakılıyor, öbür tarafta askerde ölmüş bir çocuğa ağıt yakılıyor. Şimdi biz böyle fevran ediyoruz, gidiyoruz, konuşuyoruz siyasilerle. HDP zaten çaresiz, perişan bir durumda. Çaresiz bence. Yani yetersiz bir durumda. Siyaset böyle bir şey değil. Siyaset alan açmak için yapılır. Ama ya Levent, şimdi onu konuşmak istiyorum. Bizim Haldun, biliyorsun çeviri yapan benim arkadaşım, Medyascope'a bir tane Fransız bir entelektüelden, Alain Berthaud'dan bir yazı çeviriyor. Bu tüm dünyaya özgü bir şey. Siyasetin sonu. Türkiye'de şimdi siyaset dediğin şey, özellikle 1 Kasım'dan sonraya baktığımız zaman siyaset olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başka bir siyasi aktör var mı? Çünkü hiç kimse risk almıyor. Yani bak, bu siyasetin bütünüyle çökmüş olması değil. Bir kişi risk almış, o da kendi kişisel çıkarı için risk almış, Cumhurbaşkanı. Yani kendi kişisel olarak kariyerini planlamış, onun için her şeyi göze almış. O yüzden siyasetin aktörü tek aktörü. Geriye kalan ana muhalefet bir varlığı var mı? Bu olup bitene karşı tek bir cümlesi var mı? Onu konuşacağız ha. Cümle. HDP? HDP bir şey yapabiliyor mu? HDP Kandil'in piyonu gibi. Yani çok belki ağır olacak bu cümle. Çünkü çok öfkeliyim yani. Hakikaten HDP'ye hiç bu kadar, hiç bu dönemde bu kadar öfkeli olmamıştım. Çünkü hepimiz Canavli ile uğraştık. Ya bir siyaset alanı açacak Kürt hareketi. HDP bir siyasette yol kat edecek. Ha geldiler, Kandil'in şeyine tıkandı kaldılar. Diyorlar ki, mesela buna çok yazarlar katılıyor, akademisyenler katılıyor. Ben hiç katılmıyorum. HDP de bir şey yapamaz. Niye yapamazsın? Niye varlar? Kandil'e dönüp meydan okuyacak. Ben kavga etsin demiyorum. Hesap soracak. Arkadaş ya sen varsın ya biz varız diyecek. Demeyi bilecek. Şimdi diyorlar ki biz gittik Kandil'e dedik ki arkadaş eğer sen bizden rahatsızsan, bizim siyaset yapmamızı istemiyorsan biz çekilelim. O da demiş ki yok yok biz senin kalmanı istiyoruz. Bu ne ya, çocuk musunuz siz? Yani sen de kal, ben de bir taraftan öldüreyim. Şunu demiyor. Hayır arkadaş, ya sen ya ben. Ya sen ya ben. Sen kalmak mı istiyorsun? Al asmadık, ben gidiyorum. Ben çocukların ölümü üzerinden siyaset yapmam diyecek bir delikanlıya ihtiyaç var. Bu delikanlı çıkmadı Kürt hareketinden. Çocukların kanı üzerinden siyaset yapan bir Kürt hareketi var. Burada şöyle bir parantez var tabii. Önemli bir parantez. Demin Amberi'nin bahsettiği Washington'daki bakışı da etkileyen Ankara'daki saldırılar, intihar saldırıları. Şimdi Aydın, burada sana da bir soru soracağım bu bağlamda. Şöyle bir şey oldu. Geçen ben bir yere bir yazı yazıyordum. Sultanahmet'te saldırı oldu. IŞİD yaptı. Ama ben PKK yapmış olabilir diye düşündüm. IŞİD çıktı. Ankara saldırı oldu. IŞİD mi acaba dedik. Tak üstlendi ama PKK. Bir daha Ankara, özellikle ikinci saldırı doğrudan sivillere yönelik saldırı. Hani birincisi askeri servis araçları vesaire gibi bir bahane vardı. İkincisi doğrudan sivillere yönelik saldırı. Ondan sonra Beyoğlu oldu. Beyoğlu'na ne dedik? İlk ne geldi aklına? Herhalde tak yine yapmıştır dedik. Bu sefer IŞİD çıktı. Yani bu Suriye'de, Irak'ta birbiriyle bu kadar savaşan yapıların bu kadar, ne dersin Aydın? Neredeyse aynı yöntemleri kullanıyorlar. Yani bazen öyle şeyler oluyor ki Türkiye gibi bir coğrafyada, hani Suriye'de olsa Kobani'ye saldırıldığı zaman IŞİD yaptı, bilmem neye saldırdığı zaman şu yaptı diyebiliriz. Ama Türkiye'de bir Ankara'da, İstanbul'da
bir intihar saldırısı olduğu zaman kim yaptı, ikisi de yapmış olabilir duygusuna gelmek bir acayip bir şey değil mi? Sesin gelmiyor ama. Şimdi geliyor herhalde. Ha, şimdi geliyor, evet. Yani bu Kürt meselesi, Kürt siyaseti konusunda söyleyeceklerim saklı kalmak üzere, işin sadece bu teknik güvenlik boyutu konusunda kuşku yok ki PKK, YPG üzerinden Suriye'de yeni deneyimler, yeni teknikler edindi. Bunu hem IŞİD'le mücadeleden öğrendi, hem IŞİD'in yaptıklarından öğrendi. Ve yeni şey konusunda tabii ki lojistik destek konu herhangi bir, yani bu Suriye için geniş bir süpermarket denilebilir bu silah pazarı bakımından, silah ve mühimmat. Bunları devreye soktu. Ama öte yandan da Metin Gürcan da bunu yazdı. Bir kırsal kır gerillası hareketinden de kentsel bir harekete doğru da bir dönüşüme girdiğini gözlemliyoruz. Onun yanında da bu tabii demin Amber'in ayrılmadan söylediği Kandil'den idare edilen yapılar, ama bu parçalar arasında da bir farklılaşma oluyor. Hatta benim görebildiğim kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri de Suriye'deki parçanın özellikle, hani belki aslında demin Levent'in HDP için söylediği gibi onların Kandil'den ayrı bir siyaset, hem yani askeri gerilla boyutuyla hem siyaset boyutuyla yürütmesini teşvik ediyor. Fakat hani bu bizdeki kitlenme, şimdi tamam HDP'nin sıkıntıları olabilir ama bir de sahadaki durum var. Oradaki o yıkım içindeki 13 yaşında, 14 yaşında, 15-16 yaşındaki gençler, erkekli, kızlı, bunların hissiyatı nedir? Bunlar 10 sene sonra onlar ne olacak? Burada içeri girenler var, 4-5 yıl girip çıkacak olanlar var. Çok yakın akrabaları, hayat çok büyük felaketlere birinci elden tanıklık etmiş olanlar var. Şimdi uydurma haberler çıkıyor, işte Kandil'e katılım çok düştü, çaresiz falan. Ben sahadan benim edindiğim bilgi bunun tam tersi yönünde. Bir bilinmeyen bu. Yani bu şekilde bir galibiyet, işte Grozny modeliyle, Sri Lanka modeliyle galibiyet bu coğrafi bölgede bana sorarsanız bu tarihsel bağlamda mümkün değil. Öte yandan da hani siyaset kilidinden söz ettik. Onunla da ilgili bir cümle söyleyeyim. Bu işte Panama belgeleri gibi, işte Bebek Zencani'nin İran'da devam eden davası gibi, Rıza Sarraf'ın New York'ta başlayacak davası gibi bazı beklenmedik, bizim buradan öngöremediğimiz gelişmeler oluyor. Bunların da herhalde etkileri de bizim öngöremediğimiz şekilde olacak, ama bunlara tabii bel bağlayıp hani sanki Türkiye'deki siyasetin kilidini evet, bunlar açacaktır gibi tam bir bunu şey istersen burada bir Levent, şimdi ben yeni İngiltere'deydim, yeni geldim. Orada konuşurken insanlar, bir kere şunu söyleyeyim. Artık Türkiye'ye yatırım yapanlar falan bile Türkiye'yi çok fazla artık tartışmıyorlar. Eskiden şöyle şeyler olurdu. İşte AK Parti içerisinde Ali ne yapıyor, Veli ne yapıyor, şu ne yapabilir, bu ne yapabilir. Şimdi artık o sorular bitmiş. Sadece Cumhurbaşkanı var. Diğer aktörler çok merak edilmiyor. Ve bir şey hali var. Türkiye'de siyasetin bittiği, ama bir taraftan da ülke hala yatırımcı çeken vesaire yapan, bütün her şeye rağmen bir ülke. Bu nasıl oluyor? Şimdi ben bunu dün bir ekonomi den iyi anlayan birkaç arkadaşla bir toplantı yaptık. Onlar benden siyaseti dinlediler. Ben de onlardan ekonomiyi dinledim. Senin aynen bu sorunu onlara sordum. Yani turizm çöküyor, ihracat çöküyor, içeride büyük bir mutsuzluk hakim, her tarafta niye ekonomi böyle? Dediler ki şöyle bir durum vardı. Geçmişte dediler gidip bu yurt dışındaki yatırımcılara o kadar çok kötü bir tablo çizdiler ki geçmişte AK Parti'nin o yeni geldiği yıllarda özellikle. Fakat o yabancı yatırımcılara baktılar ki ya o gelip de ya bu işler çok kötüye gidiyor, ülke batıyor, bak AK Parti geldi, ülke şöyle olacak, aha da parti kapanacak, bilmem falan olacak. Bunlar hep kötü demelerine rağmen işler hep iyi gitti. Bu son 12-13 yılı kastediyorlar. Şimdi dedi gidiyorlar, söylüyorlar, bu sefer de insanlar inanmıyor. Bizim hissettiğimiz kadar ülkede olup biteni onlar o kadar hissetmiyorlar. Onlar çok tepeden bakıyorlar. Evet, sorunlar var. Bir otoriter yönetime doğru gidiyor ama Türkiye'nin dinamikleri de var. Bu en de sonunda bir yerde engellenir. Şöyle olur, böyle olur. O yüzden çok dedi şeyden pozisyonlarını değiştirmiyorlar kolay kolay. Bir de ne yapacak ki? Parayı alıp nereye gidecek? Çünkü burada para kazanıyor şu anda.
Hem faiz yüksek hem dövizden git satıyor ediyor. Yani bir para kazanıyor adam. Yani parasını alıp kaçacak kadar bir onlar açısından risk yok şu anda görünürde. Risk olarak bizim açımızdan. Biz çünkü içeride ne olup bittiğini görüyoruz. Cumhurbaşkanı ne yapmaya çalıştığını görüyoruz. Ülkenin iç savaşı. Ne yapmaya çalıştığını görüyor musun? Bence görüyorum. Ben bunu herkese söylüyorum fakat insanlar bu işin ne olduğunu gerçekten gördüklerini ve kavradıklarını zannetmiyorum. Bir kısmı kavradı, şöyle bir hava var. Ben bunu çok anlatıyorum. Şeye soruyorlar Fransız kadına. Kocan seni aldatırsa ne yaparsın diyorlar. Fransız kadın diyor ki ben de onu aldatırım. Alman'a soruyorlar. Kocan seni aldatırsa ne yaparsın? O da diyor ki anında boşarım diyor. Bizim Türk'e soruyorlar. Kocan seni aldatırsa ne yaparsın? Benim kocam öyle şeyler yapmaz diyor. Şimdi bizim Türkler de benzer bir durumda. Ya böyle şey olacak. Türkiye öyle olmaz. Türkiye Irak olmaz. Türkiye Suriye olmaz. Böyle bir tuhaf bir algı var. Niye olmayacaksa? Peki ne olacak? Her gün biraz daha felakete gidiyoruz. Çünkü bu anayasa tartışmaları henüz başlamadı. Şimdi biz yeni bir işaret alıyoruz. Bunu görmüyorlar. Ben bunu bir aydır, iki aydır ana muhalefete de söyledim. Gittim. Bulunduğum bütün ortamlarda herkese söylüyorum. Önümüzde kısa bir süre sonra laiklik tartışması başlayacak. Çünkü bize iktidar partisi 1924 anayasasına benzer bir anayasa vaadinde bulunuyor şu anda. Şimdi dikkat ediyorsanız billboardlarda şey başlamış. Gençler Kur'an'ı bir anayasa istiyoruz diye. Bence bunlar tamamı kurgu. Dün Numan Kurtulmuş'a sormuşlar yeni anayasada İslam'la ilgili bir şey olacak mı? Tabii doğal olarak olacak diye. Bu bize bir şey gösteriyor. Biz bir adım sonra laikliği tartışmaya başlayacağız. Laikliği tartışmaya başladığımızda %70 evet demiş olur. Devletin dini İslam'dır sözünün anayasada yer almasına Türkiye'de %70 evettir. Karşı çıkan herkes gavur damgasını yer. Şimdi ne yapılması lazım? Bence bu tartışmalara daha varmadan bunun önüne alınması lazım. Yani o anayasanın çıkıp referanduma gidecek duruma gelmeden, çünkü ben bugün yazdım, bana kızıyorlar. Geçmişte o kadar berbat, o kadar rezil bir laiklik anlayışı vardı ki toplum laikliği başka bir şey olarak biliyor. Yani bir sopanın adı olarak görüyor kendilerine, inançlarına, değerlerine bir sopa olarak görüyor. O yüzden şimdi kalksak desek ki ey halkım, Türkiye için çok önemli laiklik. Başka bir ülke gibi değil burası. Ya burada laiklik önemli çünkü burada din siyasetle buluştuğunda başka bir hal alıyor. Bak bu Müslümanlığı korumak için senin laikliğe sahip çıkman lazım desek o geçmişi hatırlayacak. Laiklik demiş, başörtüsüne okula almamış, hastaneye almamış, ordu evini almamış. Laik diye bisküvi markalarını bir ayırmış. Hatırlıyorsan okul kantinlerinde, askeri kantinlerde. Şimdi böyle bir tartışma var. Ha laiklik tartışması başladığında, iş oraya vardığında Türkiye artık bir Kürt-Türk savaşından öte yeni bir çatışma alanına daha kaymış olacak. O da artık hani laikliği gözden çıkaramayacak bir seküler kesim var Türkiye'de. Askeri vardır, öbürü vardır. Yani bu hayata alışmış modern bir toplum var. %30 deyin, %25 deyin veya %40 deyin fark etmez. Mesela bir de öyle bir çatışma alanının işin içine gelme ihtimali var. Ben Erdoğan'ın bunu göze aldığını düşünüyorum. Yani Erdoğan bütün bunları göze alarak, çatışmayı da göze alarak bir mesafe kat etmeye çalışıyor. Çünkü zaten şunu biliyor, bunu başaramadığındaki sonuç kendi açısından. Bu dediklerini yapmadığında nasıl bir sonla karşılaşacaksa yaptığında benzer bir sona. Peki burada şöyle de bir husus var. Mesela geçen Washington'a gittiğinde bayağı bir sayıda insan işte Obama görüşmeyecek, hatta selam bile vermeyecek, en fazla elini sıkacak ya da ayaküstü iki dakika konuşacak falan gibi. Şöyle söyleyeyim. Hani burada Erdoğan'ın yapamadıklarını Obama'ya yaptırtmak gibi bir şey oldu. Olmadı. Çünkü Türkiye'de ne bir entelektüel akıl var, ne bir siyasi akıl var, ne bir toplumsal zeka var, ne bir toplum var, ne bir millet var. Bekliyorlar yukarı dışarıdan biri gelsin bizi kurtarsın. Savcı Zarrab'ı yakaladığında bayram ediyorlar sosyal medyada. Yani sanki savcı gelecek bizim ülkemizi Tayyip Erdoğan'dan kurtaracak bizi. Ne demiş Akit gazetesi, gelsin burada seçilelim. O ayrı bir şey. Obama'nın Erdoğan'ı eleştirmesinden medet umuyorlar. Şunu anlamıyorlar. Böyle ülkeler, böyle otoriterliğe kayma çabası içerisindeki ülkeler dışarıdan gelen eleştirilerle içeride daha çok içe kapanırlar. Daha fazla kapanır. Değilim. Ben çok eminim. Yani Amerika hiçbir şey yapamaz. En fazla alacaklarını alır. Alacaklarını alır. Ne yapabilir ama ki? Ama bu özellikle Obama'nın en son basın toplantısında ettiği lafların çok... Ne yapabilir? Bana onu, ben rahatsız olmadıklarını söylemiyorum. Hatta Obama'nın konuşmasındaki şu cümle bence
belki de en ağır cümleydi. En. Yani Türkiye'nin 100 yıllık modernleşme tarihini göz ardı etme. Yani nereye götürüyorsun bu ülkeyi anlamında bir şeyi? İstersen burada bir Aydın'a tekrar selam çakalım. Aydın, Obama'nın bu basın toplantısındaki o şeyi çok alışılageldik bir husus değil, değil mi? Böyle alenen çok sert bir şekilde eleştiri yapması, basın özgürlüğü üzerinden yaptı ama ne dersin? Yani, tabii orada hem de Sayın Cumhurbaşkanı ayrılmadan ABD'den bunu yapması, herkes bunun altını çizdi. Bu sert, hani alışılmış diplomatik teamüle uygun değil. Ama ben o zaman da kendimce belirtmiştim. Bunun cevabı da tabii cesaret edemiyor baş başa görüşmede söylemeye, arkamızdan konuşuyor. Bunları söylemedi denecekti, dendi. Yani bunun bizde pek bir karşılığı yok ama dediğin de doğru, diplomatik anlamda da önemli. Ama Levent'in endişesine yani katılmamak da elde değil. Çünkü bir de bir anayasayı askıya alma birkaç sene için biliyorsun şeysi çıktı İyi Maya'nın ağzından. Suriye meselesi komşumuzda, bu bizim İslamcılarımız da selefileştiriyor. Alevi Sünni meselesini daha önce olmadığı denli bizim de siyasetimizin merkezi bir noktasına doğru çekiyor, getiriyor. Buna da biz alışık değiliz. Bizim bünyemizde de buna karşı bir cevap verecek bir şey var mı bilmiyorum. Kurumların içi boşaldıkça tabii bunlara cevap vermek demokrasi içinde çok güç. Ama demin hani Amber'in ayrılmadan söylediğimiz yapısal çelişkiler burada da gündemde. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı bir yandan örneğin işte 4G'yi beğenmeyip 5G'yi getirelim gibi bir yaklaşım için. Yani böyle bir gelişim. Bize en iyisi layık. Öbür taraftan ama en ufak bir olayda ilk akla gelen Twitter'ı yavaşlatalım, internete girişi yavaşlatalım. Yani burada bir Abdülhamit gibi Hamidiyen diyelim bir çelişki var. Hani bir yandan Bahriye Mektebi'ni kurup öbür taraftan işte donanmayı manevra yapmasına müsaade etmemek gibi çekindiği için. Yani bu ne kadar taşınır? Öte yandan alttan alta işleyen sosyal hareketler bizim şu anda bilemediğimiz bir şekilde bir siyasi şey evrilir mi bilmiyorum. Ama önümüzdeki yani bir 6 aylık dönem, yani şu yıl bitinceye kadar hem kan yıkım bakımından Güneydoğu'da olup biten, belki hatta ona bu selefi cihatçı unsurların Kilis'te, Antakya'da, Suruç'ta yapabileceklerini de bir yandan büyük şehirlerde olabilecek olaylar. Öbür yandan bizdeki yani gerçekten de bu laiklik tartışması, yani laiklik bir lüks değil. Bunu yabancı çok kıymetli, Türkiye'de iyi tanıyan uzmanlar dahi pek anlayamıyor. Hani biraz da aşırıya gitmişsiniz siz laiklikte gibi konuşuyorlar ama yani laiklik tabii o bisküvi markaların ötesinde bu ülkenin temel direği. Bunu çekersek zaten bunun hiçbir, burayı bir arada tutmak mümkün olur mu bilmiyorum. Ama zaten bildiğimiz anlamda bu cumhuriyetin sonu demektir. Onu şimdiden neler olur düşünmekte. Cumhuriyetin sonu lafından hareketle Levent'e döneyim. Sen bir burada konuk olduğun Sedat'ın yönettiği bir açık oturumda CHP için kapatsınlar artık bu partiyi gibi bir laf etmiştin değil mi? Biz de onu başlığa evet. çıkartmıştık. Evet. Ne diyorsun bu son sapık tartışmalarına? Ya Kemal Bey'i anlamıyorum. Yani anlıyorum aslında yani etkili, güçlü bir muhalefet yapamıyor. Yapamadığı gibi onların eline bile koz veriyor üstelik. Onların pespaye kelimeleriyle niye muhalefet yapıyorsun? Yani biz zaten o filanın önüne yatarım cümlesi başlı başına berbat bir cümle. Ya o onların ağzına ancak yakışır. Sen kalkıp kullandığında yani kendine bir cümle mi bulamıyorsun, kendi dilini mi oluşturamıyorsun, kendi siyasetini mi oluşturamıyorsun, ama bütün bunlardan bağımsız bir şey söyleyeceğim. Bunu Kemal Bey'in kendisine söylediğim için burada rahat söylüyorum. Sözlü muhalefetten başka hiçbir şey yapmıyorlar. Hiçbir şey yapmıyorlar. Ne yapabilir? Herkes de onu söylüyor. Ne yapabilir? O kadar çok şey yapabilir ki. Mesela CHP'lilerle konuştuğu zaman ya, diyorlar ki şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Medya göstermiyor. Şimdi dün AK Partililer toplanmış, gitmişler CHP'nin önünde gösteri yapıyorlar. Kemal Bey'e. Tepki gösteriyor. Ya sen partisin. Topla oraya 100.000 kişiyi. Kendini koru, hiçbir şey yapamıyorsan topla, teşkilatlara haber yolla, de ki herkes istiyorum buraya yarın. 100.000 kişiyi. Hatta döndü ki saraya. Ha, abartma, saraya yürürüm bu 100.000 kişiyle. Bu kadar ya, bunu yap en azından. Zor bir şey mi, yapamaz mı bunu? Ha, korkacak mıyız? Bir tek bu memlekette Tayyip Erdoğan mı korkmayacak mesela? Ha, iç savaş çıkacak. Tamam, iç savaş yaptırmayalım. Ama iç savaş yaptırmayacağız diye adamın kölesi olamayız ki.
Adam bütün yetkileri eline almış, iç savaş yaptırırım diye üzerimize geliyor, bir de şöyle bir dönüyor. Ya aman duralım, aman iç savaş. İç savaşı böyle susturamayız ki. İç savaş hakkımızı, hukukumuzu koruyarak durdurabiliriz ancak. Sinerek, korkarak değil. Bunu yapabilirdi. Yaptı mı? Yapmadı. Başka bir tane daha söyleyeceğim. Ne yapabilir diye soruyorlar genelde bana. Can Dündar davası. Dedik ki yazdık, konuştuk, herkes söyledi. Bu artık Can Dündar davası değil. Bu Anayasa Mahkemesi'nin işlevini koruma davasıdır. Bizim birey olarak, anayasa şey partiler olarak, gazeteciler olarak, vatandaş olarak bir noktamız kaldı. Anayasa Mahkemesi. Başka yok. Adam bütün yargıyı çökertti, aldı. Bir orası kalmış. Şimdi Can Dündar davası üzerinden orayı yok etmeye çalışıyor. İşlevsiz hale getiriyor. Eğer mahkeme tutuklama kararı vermiş olsaydı Anayasa Mahkemesi işlevsizdi artık. Çünkü yaptırımı yok. Ne yapacak ki? Tanımadım seni dedi, bitti. Ne dedik? Toplanalım oraya. Biz bir konuda bu adama geri adım attıralım. Kaç kişi geldi? 500 kişi. Yani CHP'yi mi kastediyorsun? Bütün Türkiye'yi kastediyorum. CHP'den 5 tane milletvekili vardı. 5. Çoğu da başka hesap, başka şey var. Şimdi gidiyorlar Kemal Bey'le konuşuyorlar. Kemal Bey gelmen lazım diye. Yok ben gelmeyeyim, siz gidin diyor. Niye gelmiyorsun? Senin daha ne önemli işin var? Ne önemli işin? Niye teşkilatlarına demezsin arkadaş yarın? Mesela salı, bir salı grup toplantısı niye demez mesela teşkilat? Bu salı grup toplantıları da yani... Ya artık rezillik boyutuna geldi. Yani çıkıyor gaza. Ben çok tehlikeli görüyorum. Bak iki tane tehlikeli nokta var. Onu burada söyleyeyim. Bir tanesi bu taraftar olmayan, yani havuz medyasına dahil olmayıp arada duran medya var ya. Onlar dikkat ediyorsan, adını vermeyeceğim. Kim olduğunu az çok herkes biliyordur. İşi çok gırgıra vurmaya başladılar. Böyle magazinsel boyutta götürüyorlar. Bu çok ayıp bir şey. Yani Türkiye'de insanlar ölüyor, memleket yıkılıyor. Onlar Tayyip Erdoğan'la arayı bozmamak için ciddi konulara dahil olmuyorlar. Tam dahil olma, yazma, bunu anlarım. Ya arkadaş ülke kötüye gidiyor diye yazmayacaksan yazma. Magazine hala niye sokuyorsun meseleyi? Öyle bir olayı ele alıyorlar ki. Biz sanki diyorsun burada çocuklar 5 kişi bir araya geldik, evcilik oynuyoruz. Bir onlar, diğeri muhalefet. İkisi için de söylüyorum. Hem HDP için söylüyorum, MHP'yi zaten katmıyorum muhalefet olarak. Ama şeyi... CHP için söylüyorum, salı günlerinin grup toplantısı toplumun gazını alma şeyine dönüştü. Çıkıyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar. İnsana da oh içim rahatladı diyor, oturuyorlar. Kaç yıldır? 3 yıldır konuşuyorsun, 3 yıldır söylüyorsun, 3 yıldır eleştiriyorsun. Bir arpa boyu yol alamadın, bir arpa boyu adamı durduramadın. Adam habire gidiyor. Bir muhalefet partisi, 130 tane milletvekilim var, 12 milyon seçmenim var. Yüz binlerce teşkilat mensubun var. Parmağını oynatsan milyonları toplarsın. Kendi hakkını koru, biz vazgeçtik. Ya kendi hakkını koru, git de ki kardeşim sen bana niye kaç gündür hakaret ediyorsun? Ya bir cümle ettim, senin ettiğin cümleyi ettim. Sen ne ortalığı ayağa kaldırmışsın da milleti döküyorsun benim partimin önüne? Sana dünyayı dar ederim de yığ bakalım oraya 100 bin kişiyi sarayın önüne. Ne yapacak? Kurşuna mı dizecek 100 bin kişiyi? Adam bir başka bir şey olduğunu görsün. Bir farklı bir Türkiye, farklı bir toplum olduğunu bir görsün. Bunu göstermiyorsun. Şöyle, muhalefet dedikleri şunu zannediyorlar. Böyle bir kağıt alıyorlar. Geçiyorlar kameraların karşısına. Bir de boğazlarını temizlemeleri vardır onların, meşhur. Böyle bir boğaz temizliyorlar. Çok ciddi bir şey söyleyecekler. Biz de merakla bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı bilmem memleketi şu hale getirdi. Kınıyoruz. Ben de kınıyorum. Ben her gün kınıyorum. Sen bir şey yapabiliyor musun, yapmıyor musun? Yani... Ya bir de kardeşim muhalefet partisi ne yapıyorum sorusunu bize sorma hakkın yok ki. Bana bırak, ben bilirim. Çekil alandan, yani bana bırak derken siyaset niyetim yok da şey anlamda söylüyorum yani. Ya ben ne yapabilirim sorusunu sorma hakkın yok. Ne yapabilir, ne yapacağını ama bilmeyen hep, adam. Hep ben CHP ile ilgili yaptığım bütün, ne zamandır meclise gitmiyorum artık. Salı günleri ben çok giderdim biliyorsun. Hep böyle bir şey oldu. Ya işte Ruşen bildiğin gibi değil, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Ondan sonra da sen olsaydın ne yapardın? Ben olsaydım çok şey yapardım. Ben o makamda olduğumda, çünkü bir sürü insanla oturur fikir alışverişi yapardım. Bir sürü insanı davet ederdim. Bir sürü insanın ayağına giderdim. Halkla konuşurdum ve bir kanaat sahibi olurdum. Oradan bir şey yapardım. Şimdi o makamda olmadığım için buradan duruyorum. Ama şunu biliyorum. Bir şey yapılabilir. Peki, bu kadar teslimiyet olmaz bir ülkede. Seni gören, hani geçmişinden dolayı birçok kişi ve AKP'den ve Erdoğan'dan rahatsız olan birçok kişi herhalde hep aynı şeyi soruyordur. Bıkmışsındır ama tekrar sorayım. Bu AK Parti içerisinden çıkan ya da çıkar gibi olan vesaire isimler malum.
Sadece siyasetçi değil, gazeteci de var, şu da var, bu da var, vesaire de var. Buralardan hiçbir bir şey beklemiyorum. Hiçbir şey beklemiyorum. Çünkü onlar harcanarak çıktılar. Harcamadan çıkmamış olsalar, çıkmış olsalardı bir karşılıkları olurdu. Yani Tayyip Erdoğan çok bilinçli, çok kurnazca bütünüyle harcamadığı hiç kimseyi dışarı çıkarmadı. Mesela ben şunu biliyorum. Tayyip Bey Bülent Arınç'tan 5 yıl önce de rahatsızdı. Ama o 5 yıl önce gitmesine müsaade etmedi. 5 yıl önce gitseydi çok zarar verirdi. Tabii. 5 yıl önce gitmiş olsaydı çok zarar verecekti. Pasosunu çıkarmak mı derler ona böyle? Posasını çıkarmak. Posasını çıkarana kadar nasıl kullanıyor? Bakıyor ki gitmeye niyetli ya. Biliyoruz onun yöntemini, ben biliyorum. Gitmeye niyetli ya biri. Hemen ya, bir yerde karşılaştığı zaman şöyle diyor. Sen bana lazımsın, bir yere kaybolma, görüşeceğiz birkaç güne kadar. Zaten bir makama, zaten bir güce tav olmuş bir adam bu cümleyle kendinden geçiyor zaten. Bu cümleyle. Yani bana gelip de, bak bunu şey söylemiyorum, bunu bir televizyon kanalına da söyledim. Bana gelip de, ya Tayyip Bey hata yapmıyor, bilerek ülkeyi bölüyor. Tayyip Bey bak, bu cümle yetti bana. Adını vermiyorum. Tayyip Bey hata yapmıyor, bilerek ülkeyi bölüyor. Sen hata yapıyor diye yazıyorsun. Yanlış yapıyorsun. Yanlış yapıyorsun. Bu bilerek bölüyor dediği adam 4 gün sonra baktım köşte baş danışman olmuş. 4 gün sonra. Ben bir şok geçirdim, mesaj attım. Ya sen ne yaptın dedim, cevap vermedi. 4 gün sonra. Çünkü Tayyip Bey bir şey fark ediyor. Duyuyor bunları, çağırıyor, bana lazımsın diyor. Gel diyor, sen danışman ol. O kadar. Şimdi Hüseyin Çelik konuşuyor, Mehmet şey konuşuyor, Bülent Arınç konuşuyor. Yani şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Toplum şunu diyor. Bunlar atılmasaydı konuşmayacaklardı. İşte o atılma algısını yaratmadan çıkmış olsalardı bir şey olurdu. Bunu yapamıyorlar. Bir tek AK Parti içerisinde bir şey yapacak tek bir kişi var. O da Abdullah Gül. O da yapmayacak. O kadar net diyorsun. Tabii net. Kesin olarak bu benim bilgim. Kesin olarak yapmayacak. Yani Abdullah Bey şöyle bir beklentisi var tahmin ediyorum. İşler o kadar kötüye gidecek ki bana gelecek. Tayyip Bey gelip diyecek ki beni kurtar. Ben de o zaman gelebilirim. Ben de diyorum ki Tayyip Bey Türkiye'yi yakar. Kendini de yakar. Ülkeyi de yakar. Ama Abdullah Gül'e gidip de gel burayı kurtar demez. Bütün siyasetçiler için söylüyorum. Halk olarak bizim şuna dikkat edeceğiz. Ben bütün konferanslarımda bunları söylüyorum. Bu ülkenin başına bir iş geldiği zaman bütün şu anda siyasetçi görünen hepsi var ya, hepsinin yakasına Tayyip Erdoğan kadar asılacağız günü geldiğinde. Bülent şeyin de, Bahçeli'nin de, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da, Selahattin'in de. Kendilerini düşünmekten başka zerre kadar ülkeyi düşündüklerine inanmıyorum. Ha, bunu şey açısından söylemiyorum böyle. Ya diyelim ki ben de düşünüyorum. Şöyle düşünüyorum mesela. Ya şimdi çok güzel bir mesela şöyle bir yemek olsa da yesek. Mesela bunu düşünüyorum. Ama arkadaş kalk git çalış, para kazan, o yemeği hak et, git sipariş ver, al getir ye. Yok. Güzel bir yemek olsa da yesek. Böyle düşünüyorlar. Ya işler dursa da bizi siyaset yapsak. Öyle bir şey yok. Hiçbiri elinden geleni yapmıyor. Bunu gerçekten söylüyorum. Bak bunu bir suçlama olarak yapmıyorum. Hepsiyle konuşuyorum. Ya şöyle düşün. O kadar üzülüyorum ki. Bitiriyorum. O kadar üzülüyorum ki. Bir grup insan helak oldu. Helak. Vallahi. Bir grup yazar, çizer, akademi. Bir grup ya. Değil. Birkaç grup. Böyle kendi en son alanımızı. Şimdi aklıma geldi. Onu Aydın'a. Onu şunu şey hemen tamamlayayım. Tamam. Ne anlamda helak oldu? Evet. Ya bir HDP'ye gidiyorlar. Allah aşkına bir şey yapın. Oradan bir şey çıkmıyor. O grup kalkıyor, Can Havli Kemal Bey'e gidiyorlar. Allah aşkına bir şey yapın. Oradan bir şey çıkmıyor. O grup kalkıyor, Davutoğlu'na da gittiler. Biliyorum mesela. Ya çocuklar ölüyor. Bir şey yapın. Orada da bir şey çıkmıyor. Ona yalvarıyoruz, ona gidiyoruz. Ya Kemal Bey bir cümle etsen diyoruz. Duruyor. Ya abi şöyle bir şey desin. Ya Türkiye, dünyada böyle bir şey yoktur herhalde. Hepimiz toplanmışız. Arkadan böyle zorla muhalefete. Abi bir şey söyle ya. Allah aşkına bir şey yap diye itiyoruz. Şimdi, onlar da böyle. Çok affedersin. Bizim orada öyle bir şey vardır. Yani böyle bir çalışmak istemeyen şeyler vardır. Kullanmayayım neyse. Ayağını diretmiştir inat. Sanki yok gitmem. Abi bir adım at lan. Ya bir adım at da şu biz senden bir cümle duyalım diye. Ne siyasette var bu, ne şeyde var. Çok perişan durumda. O yüzden milletin moralini bozmak istemiyorum ben artık. Ben başka bir şey söyleyecektim. Onu Aydın'a şey yapayım. Mesela Cengiz Çandar
40. yılında gazeteciliği noktaladı. Yani şimdi ben günlerdir peşindeyim, bir türlü ulaşamıyorum. Buraya tekrar konuk almak için uğraşıyorum. Yani mesela çok tartıştık, çok konuda çok, hatta kavga ettiğimiz anlar da çok olmuştur kendisiyle. Ama yani Türkiye'de Cengiz Çandar gibi kaç tane gazeteci var ve Cengiz Çandar artık ben bitirdim diyor. Ne diyorsun Aydın? Yani o demin senin söylediğin hani siyaset bitti, Alain Berton'un işte makalesi medyada mı bitiyor gibi, ama ben orada senin ödül aldığın zaman da söylemiştim onu. Yani bunun gibi, bu mecra gibi, Medyascope veya buna benzer mecraların kendi karşılığını bulacaklarına inanıyorum. Çünkü insanlar içerik isteyecek. Yani havuz istediği kadar yutsun, işte ne bileyim, kağıda basılı gazete kalmasın olmaz ama radyodan bulur, internetten bulur. Yani içeriye insanlar aç, içerik isteyecektir. Ama diğer Levent'in söylediği, yani bu muhalefetin yetersizliği konusuna katılmamak elde değil. Aynen katılıyorum ona. Yani ve şeye de aynen katılıyorum. AK Parti'nin içinden işte birileri çıkacak falan, hiç yani öyle bir şey yok. Bu tıkanmışlık bir yandan da bazıları da Tarhan Erdem gibi bunu da aşarız, bu da bir bunalım diyor ama bu sanki daha öncekilere pek benzemiyor. Etrafımızdakilerle beraber olup bitenle, Suriye Irak'la olup biten, geri dönüp arkamıza baktığımızda bu geçirdiğimiz işte 23'ten bu yana veyahut daha öncesi, yani 1919 diyelim, Osmanlı'nın son devirlerden bu yana geldiğimiz yolun sonuna mı geliyoruz, yol ayrımına mı geliyoruz? Bir mutabakata varıp aynen devam edebilecek, yani akıl galebe çalar mı? Çalmazsa bu bina başımıza çöker mi? Sanki yer açmak için, çünkü taşıyıcı kolonları kesiyoruz. Eyvallah. İstersen, evet, bu söylediğin çok sert ama çok... Bence de çok doğru. Evet. Kesiliyor şu anda kolonlar. Yani bu ülke Tayyip Bey'in tasavvur ettiği anayasayla Türkiye, yani o kafasında kurmaya çalıştığı Türkiye ile yol alamaz. Eninde sonunda çökecek. Benim derdim çökmeden bir formül bulalım. Çöküldükten sonra mutlaka bulunacaktır. Ama dediğim gibi, evet, benim öyle bir örneğim vardı. Ya İran olacağız ya Irak olacağız. İran yumuşak geçişle bir formül buldu. Ülkeyi şu anda Orta Doğu'nun en istikrarlı ülkesi pozisyonunda. Ahmedinejad'dan sonraki o şeyden sonra. Irak Saddam'dan sonra bak toparlanamıyor. 20 yıldır cehennem orası. Evet. Benim derdim cehenneme dönmeden bir formül bulalım. Yoksa hani... Aydın, sana çok teşekkürler. Aydın Sercan'a teşekkür edelim. Seni azat edelim. Levent'le bir son bir husus konuşacağım. Onu konuşmadan olmaz. Hayırlı. Ne diyorsun? Sen Gülen cemaatine gittin, destek de verdin. Ya destek verdim çünkü ben ona demokrasi adına verdim. Pişman değilim. İyi ki de vermişim. Gazetelerin kapatılmaması lazım. Fakat Gülen cemaati artık öyle bir noktaya geldi ki onlar da artık sağlıklı düşünemiyorlar. Tamamen kaybettiler şeyi. Ben öyle diyorum. Tayyip Erdoğan kendisi delirdi. Herkesi delirtti. Kendiyle beraber. Ama herkesi, mesela PKK'nın yaptıklarına bakıyorsun, delirmiş gibiler. Çıkıyorlar, bir diyorlar yanlış yaptık, hata yaptık diyorlar, öbürünü diyorlar. Bunlar da öyle. Kötü durumdalar. Bir şey söylemek istemiyorum fakat bir taraftan çok büyük baskı altındalar. Yani belki de yani yaptıklarını biliyoruz, ne tür işler yaptıklarını. Ben yazdım, çizdim, ettim. Ama iktidar o kadar kontrolden çıktı ki artık. Yani bunlara bir şey söyleyecek durumumuz yok. Yani arkadaş sen de şunu yapmıştın diyecek, bırakmadı iktidar. Yani her şeyi... Tek sığınakları da o sanki ya. Ha? Tek sığınakları da ama o yapacak sanki. Bir şey yok. Ne yapabiliriz ki? Yani niye? İktidar dört koldan dövüyor adamları. Biz de kalkıp bir cümle etmemiz yok, dövmen gerekmiyor da yani. Ne diyebilirim? Yani ama mesela şimdi... Yani benim rahatsız olduğum bir konu var mesela onların. Yani kendi televizyonlarına söylediğim için buradan rahat söyleyebilirim. Ya ülke yıkılıyor, çocuklar ölüyor, onlar ya bizim filan hakim gözaltında, filan polisimiz gözaltında, öyle dedim bir gün televizyonda. Ya Allah aşkına dedim ya, ya bir formül bulalım, sizinkileri serbest bırakalım da yakamızdan düşün, şu ülkeye bir ilgilenelim artık, siz de bir dönün yani. Şimdi bütün ilgilerini oraya veriyorlar, filan yakalandı, filan gözaltına alındı, filan. Ülke gidiyor, seninki gitmiş çok mu yani, ülke bütünüyle gidiyor. Ama bir de şöyle şeyler de var mesela, Güneydoğu'da yaşananlar hakkında. Bizi içeri attınız, bizim arkadaşlarımızı bilmem ne yaptınız, ondan böyle oluyor. Biz daha iyi bu işi hallederdik demeyi. Onların daha iyi mi? Bence Tayyip Erdoğan'ın şu anda yaptığından bir fark yoktu ki. Değil mi? Onlar Tek Türkiye dizisiyle bunu savunuyorlardı zaten. Tabii. Aynı. Bugünkünü savunuyorlardı yani. Tek Türkiye dizisi tonlarca, ben biliyorum, bunun yakın şahidiyim. İnsanlar kalktı Amerika'ya gittiler, Fethullah Hoca'yla konuştular. Hocam yapma şu diziyi, kaldır. Evet. Ya bu barış süreci diye bir süreç var.
Ya böyle bir süreçte böyle bir dizi olmaz. Sen hani işin hala şiddet boyutuna ağırlık veriyorsun. Bunu yapma. Buna rağmen kaldırmadılar diziyi. Yani Ricacı Gideni de biliyorum. İsim olarak biliyorum. Biliyorum. Ben de biliyorum. Ha. Buna rağmen kaldırmadı diziyi. E şimdi geçmişte işte mesela işte Oslo'yu bahane edip ya niye müzakere yaptın diye dedikleri bunlar. KCK'yı içeri tıkıp bilmem niye böyle yaptın diye. Ya anlatabiliyor muyum? E şimdi hükümete kızıyorlar. E böyle ne yapsın hükümet? Herkes dağıldı. Hakikaten hepimiz. Herkesi dağıttı i̇şte, adam. Hadi daha fazla dağılmadan toparlayalım. Dağılmadan toparlayalım. Evet. 32. Medyascope TV açık oturumunu New York'tan Amberin Zaman, Bodrum'dan Aydın Sercan ve stüdyoda Levent Gültekin ile yaptık. Hepsine tek tek teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Saldırıları ve özellikle sivillerin ölmesi gerçekten denklemi etkiledi. Denklemi etkiledi ve Türkiye'nin kaygıları çok daha böyle ciddiye alınmaya başladı. Daha çok dinleniyor, daha çok ele alınıyor ve nasıl çözeriz üzerinde kafa yorulmaya başlanıyor. Ama senin ilk soruna dönecek olursak, aslında Amerika tabii ki bir şeyler yapabilir izin verirse. Neden? Çünkü her iki aktörün üzerinde de, hatta üç aktörün üzerinde etkisi var. Yani YPG'nin üzerinde etkisi var. Neden? Çünkü sahada onlara en büyük desteği sağlayan güç ABD. Türkiye ile de ilişkilerinden dolayı, NATO yüzünden, işte Amerika Türkiye'nin en büyük silah tedarikçisi, onu da unutmayalım. Yani birçok yönden Amerika'nın elbette Türkiye üzerinde etkisi var. Haliyle iki tarafı da sopalarla, avuçlarla bir araya getirebilir ama Türkiye buna asla yanaşmıyor. Eyvallah. Amber'in istersen sana teşekkür edip seni yolculuğuna, toplantına uğurlayalım. Sen nasıl olsa şu anda New York'tasın ama Washington'a döneceksin. Bu şeyleri de takip ediyorsun. Sen de yine bu teknolojinin imkanlarını kullanarak konuşmaya, tartışmaya devam edelim. Çok sağ ol katıldığın için, verdiğin bilgiler için. Sana iyi günler. Çok sağ ol. Sağ ol. Aydın, sen istersen biraz bekle. Biz Levent'le bu minvalde biraz yürüyelim. Ama sen izleyeceksin, dinleyeceksin. Arada girebilirsin. Bunu da yöntem olarak ilk defa bu yayında şey yapalım. Evet Levent, şimdi Amber'in söylediği tablo çok açık. Yani bir takım arayışlar var vesaire ama olacağı benzemiyor. Benim seninle yayından önce yaptığımız sohbette edindiğimizlerim, sen de aynı karamsarlıktasın mı? Evet. Şimdi şöyle bir durum var. Biz fani insanlar olarak halktan ölen çocuklara üzülüyoruz, işte askere üzülüyoruz, polise üzülüyoruz, şehirlerin yıkılmasına üzülüyoruz, insanların evsiz kalmasına üzülüyoruz. Yani buradan böyle perişan bir halde üzülüyoruz. Fakat siyasilere gidip konuşuyoruz, oh onlar başka bir havadalar. Yani hiç öyle bizim baktığımız yerden bakmıyorlar. Bunu bizim geçen hafta HDP ile yapmış olduğumuz toplantıdan çıkan, beraber gittiğimiz ekipten bir profesör arkadaş vardı. Şöyle tarif etti, şurama yumruk yemiş gibi hissediyorum bu toplantıdan çıktıktan sonra. Niye dedim? Ben dedi sabahlara kadar ağlıyorum dedi Cizre'de olup bitene, Silopi'de olup bitene. Fakat arkadaşlar dedi ne kadar rahatlar. Hiç öyle bir dertleri yok dedi. Yani çocuklar ölüyor, polis ölüyor, asker ölüyor. Hendek'te insanlar ölüyor, evleri yıkılıyor. Evsiz kalıyor, şehirlerden terk ediyorlar. Hiç öyle siyasilerin böyle bir derdi yok. Şimdi onlar o kadar matematiksel bakıyorlar ki siyaset hem akıllarını kör etmiş hem de vicdanlarını yok etmiş. Biz siyasi satranç oynuyorlar. Herkes yani çocukların kafasıyla bir anlamda, belki biraz çok ağır bir benzetme olacak, çocukların canıyla kafasıyla siyasi satranç oynuyorlar. Ya orada şöyle bir şey, acayip bir özgüven var biliyorsun. Türkiye'de Kürt hareketi bastırmak için devlet ne kadar şey yaparsa yapsın. Özgüven niye var iki taraf içinde? Çünkü ikisinin de ölen ikisinin de çocuğu değil. Asker içinde milyonlar, 500 bin askerden, öyle demişti birinden dinledim, bir güvenlik uzmanından birinden. Generalleriyle biriyle konuşuyordum dedi. Dedi ki ya
500 bin asker var. 5 bin de ne olacak ki? Onlar böyle bakıyorlar. Zaten Cumhurbaşkanı da sayı olarak bakıyor. 1'e 8, 1'e 10 sayı insanın canından, çocukların canından sayıyla bahsediyorlar. 1'e 8, 1'e 10 diye. Aynısına PKK'da bakıyor. PKK da öyle bakıyor. Arkada binlerce çocuk var. 100 ölmüş, 200 ölmüş, 300 ölmüş. Önemli olan biz. Biz kazanalım. Peki bu kazanç pardon, nedir dediğinde cevabı yok. Nedir senin kazancın? Ne elde edeceksin bu çocukların ölümü karşılığında dediğinde somut bir şey çıkmıyor ortaya. Ha o yani alan mı açacaksın kendine? Bir Kürdistan mı kuracaksın diyorsun? Yok diyor. Biz diyor ulusal bir yani yeni bir ulus devlet kurmak gibi bir derdimiz yok. E kardeşim ne peki? Demokratik hak diyorsun. Demokratik hak için yüzlerce çocuk feda edilir mi? Demokratik hak dediğin ne ki? Tabii vazgeç demiyorum. Mücadeleni insanların, çocukların ölümü üzerinden yapmazsın. Ha böyle bir akıl tutulması var ve benim en çok üzüldüğüm ölen asker, polis de yoksul. Hendek'te ölen çocuklar da yoksul. Ne Kürtlerin zengin çocuğu orada, ne de askerdekiler de asker olanların, polis olanların hiçbiri zengin çocuğu değil. İki tane, iki tarafın yoksul çocuğu kaldık, iki taraf da demeyeceğim. Ölen askerin, polisin de en az yarısı Kürt. Geçen gördünüz. Değil mi yani? Kürt çocuğu bir tarafta Hendek'te ölmüş bir çocuğa ağıt yakılıyor, öbür tarafta askerde ölmüş bir çocuğa ağıt yakılıyor. Şimdi biz böyle fevran ediyoruz, gidiyoruz, konuşuyoruz siyasilerle. HDP zaten çaresiz, perişan bir durumda. Çaresiz bence. Yani yetersiz bir durumda. Siyaset böyle bir şey değil. Siyaset alan açmak için yapılır. Ama ya Levent, şimdi onu konuşmak istiyorum. Bizim Haldun, biliyorsun çeviri yapan benim arkadaşım Medyascope'a bir tane Fransız bir entelektüelden, Alain Berthaud'dan bir yazı çeviriyor. Bu tüm dünya özgü bir şey. Siyasetin sonu. Türkiye'de şimdi siyaset dediğin şey, özellikle 1 Kasım'dan sonraya baktığımız zaman siyaset olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başka bir siyasi aktör var mı? Çünkü hiç kimse risk almıyor. Yani bak, bu siyasetin bütünüyle çökmüş olması değil. Bir kişi risk almış, o da kendi kişisel çıkarı için risk almış, Cumhurbaşkanı. Yani kendi kişisel olarak kariyerini planlamış, onun için her şeyi göze almış. O yüzden siyasetin aktörü tek aktörü. Geriye kalan ana muhalefet bir varlığı var mı? Bu olup bitene karşı tek bir cümlesi var mı? Onu konuşacağız. Ha. Cümle. HDP? HDP bir şey yapabiliyor mu? HDP Kandil'in piyonu gibi. Yani çok belki ağır olacak bu cümle. Çünkü çok öfkeliyim yani. Hakikaten HDP'ye hiç bu kadar, hiç bu dönemde bu kadar öfkeli olmamıştım. Çünkü hepimiz can havliyle uğraştık. Ya bir siyaset alanı açacak Kürt hareketi. HDP bir siyasette yol kat edecek. Ha geldiler, Kandil'in şeyine tıkandı kaldılar. Diyorlar ki, mesela buna çok yazarlar katılıyor, akademisyenler katılıyor. Ben hiç katılmıyorum. HDP de bir şey yapamaz. Niye yapamasın? Niye varlar? Kandil'e dönüp meydan okuyacak. Ben kavga etsin demiyorum. Hesap soracak. Arkadaş ya sen varsın ya biz varız diyecek. Demeyi bilecek. Şimdi diyorlar ki biz gittik Kandil'e dedik ki arkadaş eğer sen bizden rahatsızsan, bizim siyaset yapmamızı istemiyorsan biz çekilelim. O da demiş ki yok yok biz senin kalmanı istiyoruz. Bu ne ya, çocuk musunuz siz? Yani sen de kal, ben de bir taraftan öldüreyim. Şunu demiyor. Hayır arkadaş, ya sen ya ben. Ya sen ya ben. Sen kalmak mı istiyorsun? Al asmalık, ben gidiyorum. Ben çocukların ölümü üzerinden siyaset yapmam diyecek bir delikanlıya ihtiyaç var. Bu delikanlı çıkmadı Kürt hareketinden. Çocukların kanı üzerinden siyaset yapan bir Kürt hareketi var. Burada şöyle bir parantez var tabii, önemli bir parantez. Demin Amberi'nin bahsettiği Washington'daki bakışı da etkileyen Ankara'daki saldırılar, intihar saldırıları. Şimdi Aydın, burada sana da bir soru soracağım bu bağlamda. Şöyle bir şey oldu. Geçen ben bir yere bir yazı yazıyordum. Sultanahmet'te saldırı oldu. IŞİD yaptı. Ama ben PKK yapmış olabilir diye düşündüm. IŞİD çıktı. Ankara'da saldırı oldu. IŞİD mi acaba dedik. Tak üstlendi ama PKK. Bir daha Ankara, özellikle ikinci saldırı doğrudan sivillere yönelik saldırı. Hani birincisi askeri servis araçları vesaire gibi bir bahane vardı. İkincisi doğrudan sivillere yönelik saldırı. Ondan sonra Beyoğlu oldu. Beyoğlu'na ne dedik? İlk ne geldi aklına? Herhalde tak yine yapmıştır dedik. Bu sefer IŞİD çıktı. Yani bu Suriye'de, Irak'ta birbiriyle bu kadar savaşan yapıların bu kadar, ne dersin Aydın? Neredeyse aynı yöntemleri kullanıyorlar. Yani bazen öyle şeyler oluyor ki Türkiye gibi bir coğrafyada, hani Suriye'de olsa Kobani'ye saldırıldığı zaman IŞİD yaptı, bilmem neye saldırıldığı zaman şu yaptı diyebiliriz. Ama Türkiye'de bir Ankara'da, İstanbul'da
bir intihar saldırısı olduğu zaman kim yaptı, ikisi de yapmış olabilir duygusuna gelmek bir acayip bir şey değil mi? Sesin gelmiyor ama. Şimdi geliyor herhalde. Ha, şimdi geliyor, evet. Yani bu Kürt meselesi, Kürt siyaseti konusunda söyleyeceklerim saklı kalmak üzere. İşin sadece bu teknik güvenlik boyutu konusunda kuşku yok ki PKK, YPG üzerinden Suriye'de yeni deneyimler, yeni teknikler edindi. Bunu hem IŞİD'le mücadeleden öğrendi, hem IŞİD'in yaptıklarından öğrendi. Ve yeni şey konusunda tabii ki lojistik destek konu herhangi bir, yani bu Suriye için geniş bir süpermarket denilebilir bu silah pazarı bakımından, silah ve mühimmat. Bunları devreye soktu. Ama öte yandan da bir, bunu da Metin Gürcan da bunu yazdı, bir kent, kırsal kır gerillası hareketinden de kentsel bir harekete doğru da bir dönüşüme girdiğini gözlemliyoruz. Onun yanında da bu tabii demin Amber'in ayrılmadan söylediği Kandil'den idare edilen yapılar, ama bu parçalar arasında da bir farklılaşma oluyor. Hatta benim görebildiğim kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri de Suriye'deki parçanın özellikle, hani belki aslında demin Levent'in HDP için söylediği gibi onların Kandil'den ayrı bir siyaset, hem yani askeri gerilla boyutuyla hem siyaset boyutuyla yürütmesini teşvik ediyor. Fakat hani bu bizdeki kitlenme, şimdi tamam HDP'nin sıkıntıları olabilir ama bir de sahadaki durum var. Oradaki o yıkım, dolayısıyla buradan bize yönelik risk katlanarak artıyor. Zaten bugün de kilisin merkezine roket atıldı. Aydın, burada bir sen de bir dur, Levent'e bir döneyim. Şimdi bu Suriye'de yaşananlar aslında IŞİD'den ziyade Türkiye açısından Kürt sorunu olarak. Bir de Türkiye'de acayip bir şekilde çok şiddetli bir çatışma yaşanıyor. Ortam yaşanıyor ve giderek artık insanlar kanıksadı belki, ama özellikle ülkenin batısında. Sen yakınlarda HDP'lilerle de bir görüşmelerin de oldu. Türkiye'deki Kürt hareketinin yasal ayağı diyelim, bütün bunlardan tedirgin mi, yoksa işlerin kendi lehlerine geliştiği yolunda bir havaları mı var? Ne diyorsun? Ya bir tedirginlik gördüğümü söyleyemem. Hatta biz Selahattin Bey'le ve de HDP ekibiyle beraber bir görüşme yaptığımızda biz onlardan daha tedirgin ve daha endişeliydik olup bitenle. Onlarda şöyle bir hava var. Ya bizim bir 100 yıllık mücadelemiz var. O mücadelenin içerisinde bunlar küçük noktalar, böyle küçük tartışmalar falan. Tahmin ediyorum, konuşmalardan çıkardığım bir söz değil ama o konuşmalardaki arka plandan aldığım yorum, alttaki, arkadaki şey, irtibat hükümetle kopmamış. Hmm. Yani bu Selahattin Bey'in söylediği bir cümledir. Şöyle bir cümlesi var. Bu kadar yoğunluklu bir çatışma bu kadar uzun sürmez. Yani hani düşük profilli olsaydı, düşük yoğunluklu olsaydı devam edebilirdi bu iş. Fakat bu kadar yoğunluklu olmaz. Her an her şey olabilir. Her an yeni bir durum ortaya çıkabilir. Çıkmasa da HDP'liler her ne kadar bu işi Kandil'e yıkıyor olsalar da şöyle bir yorum var. Sonuçta bu bir 100 yıllık bir dava. Bu davanın bedeli de olacak. Ölenler de ölecek. Şu da olacak, bu da olacak. İşte biz bir şey... Peki yani bu senin söylediğinden yeniden bir başbakan telaffuz etti biliyorsun. Tahmin ama Cumhurbaşkanı da hemen onu susturdu. Evet, tahmin ediyorum ki Erdoğan engellediği için somut bir adım atamıyorlar ama bir şey de var. Arayış. Ya arayış var. Karşılıklı kontak içinde tutma var o kontağa. Ne yapabiliriz var. Yani burada bir Erdoğan var. Erdoğan'ın bir inadı var. Bu işte asla geri adım atmayacağız. Müzakere olmayacak. Barış süreci oturmayacağız diye bir tavrı var. Ama gördüğümüz kadar bence zaten Davutoğlu'nun açıklaması da o anlama geliyor. Yani AK Parti içerisinde aslında yeniden dönüp, çünkü işler kontrolden çıkıyor. Zaten kabul edildiği gibi bir durum değil. Her gün 10 kişi. Bugün de nereden baksanız 6 tane asker şeyi kastetmiyorum. Yani hiç oradaki ölen çocukları, sivilleri, her ne kadar PKK'lı da olsa bu ülkenin çocukları ölüyor şu anda hendeklerde falan. Oradan da baktığımızda şehirler yıkılıyor. Bir şey var. Yani bir şey yapma çabası var. Fakat dediğim gibi ne yazık ki ben bunu üzülerek söylüyorum. Kürt siyasi hareketi bütün ideolojilerde olduğu gibi, şimdi AK Partilere de benzer bir şey var. Önemli olan dava kazanıyor. Ülke ne ki? Havası, psikolojisi nasıl İslamcılarda varsa benzer bir psikoloji Kürt siyasi hareketinde de var. Biz uzun vadeli bir yol yürüyoruz.
bu uzun vadeli hedefler içerisinde, o yürüdüğümüz Kürt hareketinin tarihsel süreci içerisinde Cizre, Silopi, Müsahibin bunlar çok önemli şeyler burada değil. Burada istersen Amber'in bu önemli bir husus var. Levent'in söylediklerinden sonra da öyle bağlayabiliriz. Şimdi Suriye'de Türkiye ile, yani Ankara ile Washington'ın işbirliği yapmasının önündeki en önemli engel biliyoruz ki Kürtler. Ve dolayısıyla şu anda da Türkiye'de bir çatışma ortamı var. İlk akla gelen Washington'ın Türkiye'de tekrar masaya dönülmesini sağlamak istediği ve bu sayede de Türkiye'nin Suriye'deki Kürtlere yönelik kırmızı çizgisini en azından pembeleştirmek, birazcık esnetmek. Böyle bir ihtimal görüyor musun? Böyle bir gerçekten Washington'da tekrar Türkiye'de barış süreci olsun. Bu arada Amber'in de bir sorunumuz oldu. Aydın, sana bunu sormuş olayım. Amber'in bağlandığı zaman tekrar onunla da konuşalım. Gerçekten Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi ve Kürt hareketini, PKK'yı, bugün biliyorsun Büyükelçinin açıklaması var PKK'ya yönelik. Böyle bir gayreti olabilir mi? Gayreti olsa da buradan bir sonuç elde edebilir mi? Ben aslında burada da bir arkada şimdi bir ses var ama duyuluyor mu bilmiyorum. Onu da uyarayım. Yok, sorun yok. Şeyde Amber'in söylediği aslında bir şey vardı orada. Yani Türkiye burada... Şeyler daha söylemek istiyor ve gidecek. Onun için bilmiyorum. Yani bana sıra gelirse sevinirim. Sana sıra geldi ama sen bir ara şey oldun, görüntün çıktı. Sesin sadece sıra geliyor, görüntün yok. Sözünü kesmek adına söylemiyorum ama. Hayır. Yani, o zaman soruyu sana sormuş olayım ama görüntün yok, sadece sesin geliyor. Şöyle söyledim, Türkiye'nin tekrar barış sürecine, çözüm sürecine dönebilmesinin imkanı, evet bir teknik sorunumuz oluyor. Aydın sen devam et, Amber'in bağlandığı zaman onunla devam edelim. Yani bunu Amber'in zaten vurgulamıştı. Yani Türkiye ile Ankara ile Washington arasında şöyle bir alver olabilir. Yani PKK önce çatışmasızlık sürecine dönecek, ha geldi galiba. Tamam sen devam, sözünü bitir, ondan sonra Amber'in de devam edelim. Buna karşılık da Ankara'dan bir YPG yönelik yumuşama. Ama onun üçüncü bacağında da tabii şeyden, Kandil'den gelen açıklamalar vardı. Malum onlar da hani Amerika'nın üçüncü göz olacağı bir sürece dönme gibi bir seste var. Ya bunlar şu anda çok muğlak. Fakat buna dair bir emare de yok. Somut bir şey diyor. İstersen hani bunu Amber'ine soralım. Evet, Amber'in onu şey. Evet, Amber'in Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'deki Kürt sorununda üçüncü göz olma ihtimali, hep sana bugün ihtimalli sorular soruyorum, kusura bakma ama böyle bir şey Washington'da konuşuluyor mu? Yani böyle bir ihtimal, çünkü şunu biliyoruz ki sadece Amerika Birleşik Devletleri değil, Avrupa Birliği de Türkiye'de tekrar masaya dönülmesini arzuluyorlar. Arzulamanın ötesinde. Şimdi Oslo sürecini hatırlayalım. Orada üçüncü göz zaten vardı biliyorsun. Ve tabii ki PKK özellikle Kandil çok ısrar ediyor. Yani özellikle de Amerika'yı istiyor arada ve bunun için çok bastırıyor. Ve Amerika da Kandil'e ateşkes için şu anda çok pres yapıyor. Bunu çok, yani somut bilgilere dayanarak söylüyorum. Bir üçüncü şahıslar ve kurumlar üzerinden görüşmeler yürütülüyor ama şu an için herhangi bir olumlu netice alınmış değil. Çünkü PKK ısrarla diyor ki PKK, PKK biz ara bulucu istiyoruz aramızda. Bunun Amerika olmasını istiyoruz. Bir. İkincisi karşılıklı ateşkes olsun ve bu da bir, yani mutabakat üzerinden, yazılı mutabakat üzerinden gerçekleşsin. Abdullah Öcalan'ın tutukluluk koşulları iyileştirilsin ve Dolmabahçe mutabakatına, sürecine dönülsün. Bunları öne sürüyor Kandil. Bunu net olarak biliyoruz. Türkiye'nin tavrı ise malum, işte Cumhurbaşkanı sürekli ne çözümü, kiminle görüşeceğiz, yok öyle bir şey diyor. Aynı şeyi de Amerika'da, Washington'da Obama'ya da söyledi. Yani bundan hiç ödün
vermeyeceğini, Türkiye'nin yaklaşımı şu: biz gireceğiz, orada temizlik yapacağız bir kere, oradan kökünü kazacağız PKK'nın. Ondan sonra şehirler yeniden yani yerleşime açılacak. Akabinde siyasi çözümü görüşebiliriz. Ama bunun muhatabı da Kandil olmayacak. Asla olmayacak. Böyle bir manzara karşısında ümitli olmanın bence imkanı yok. HDP'nin de pek bir işlevi, fonksiyonu gözükmüyor bu mevcut tabloda. Çünkü sahanın dışına itilmiş bulunuyor HDP. Yani Amerika bile mesajlarını daha çok YPG üzerinden, PYD üzerinden, belki Kürt, Iraklı Kürt aktörleri üzerinden ulaştırıyor. Anladım. Yani sonuç olarak diyorsun ki teorik olarak bu ortaya atılan bir şey ama pratikte şu aşamada bunun ışığı, karşılığı gözükmüyor. O zaman çatışma sürecek demektir ve Erdoğan katiyetle zaten enterese değil, yani istemiyor öyle bir müzakere falan, bir. Yani Türkiye'nin dediği şey şu: silahlarını bırak, çekil buradan. Başka bir şey demiyor PKK'ya. PKK de demin sıraladığım şartları öne sürüyor. Amerika'da da çırpınıyor işte, bir yolunu bulmaya çalışıyor bu savaşın durması için. Neden? Çünkü bu savaş sürdüğü nispette YPG ile işbirliği gittikçe zor bir hal almaya başladı. Çünkü artık neticede yani iç işe girmiş vaziyette bu savaşlar. YPG, PYD, PKK, bunları yani artık ayıramaz hale geliyorsun. Çünkü ne oluyor? Sen her YPG'ye başvurduğunda, PYD'ye başvurduğunda, git işte Kandil'le konuş, ikna et dediğinde, oradaki hiyerarşi, oradaki ilişki düzeni, her şey aslında çok net bir şekilde görüntülenmeye başlıyor. Öyle ki artık Amerika bile diyemiyor hani ikisi ayrı vesaire, ama oradaki hiyerarşiyi de anlıyor ve görüyor ki Kandil en tepede bu ilişkide. Yani çok zor bir hal aldı. Özellikle bu Ankara'daki intihar dönem, yani şu yıl bitinceye kadar hem kan yıkım bakımından Güneydoğu'da olup biten, belki hatta ona bu selefi cihatçı unsurların Kilis'te, Antakya'da, Suruç'ta yapabileceklerini de bir yandan büyük şehirlerde olabilecek olaylar. Öbür yandan bizdeki, yani gerçekten de bu laiklik tartışması, yani laiklik bir lüks değil. Bunu yabancı çok kıymetli, Türkiye'de iyi tanıyan uzmanlar dahi pek anlayamıyor. Hani biraz da aşırıya gitmişsiniz siz laiklikte gibi konuşuyorlar ama yani laiklik tabii o bisküvi markaların ötesinde bu ülkenin temel direği. Bunu çekersek zaten bunun hiçbir, burayı bir arada tutmak mümkün olur mu bilmiyorum. Ama zaten bildiğimiz anlamda bu Cumhuriyet'in sonu demektir. Onu şimdiden neler olur düşünmek lazım. Cumhuriyet'in sonu lafından hareketle Levent'e döneyim. Sen bir burada konuk olduğun, Sedat'ın yönettiği bir açık oturumda CHP için kapatsınlar artık bu partiyi gibi bir laf etmiştin değil mi? Biz de onu başlığa evet, çıkartmıştık. Evet. Ne diyorsun bu son sapık tartışmalarına? Ya Kemal Bey'i anlamıyorum. Yani anlıyorum aslında. Yani etkili, güçlü bir muhalefet yapamıyor. Yapamadığı gibi onların eline bir de koz veriyor üstelik. Ya onların pespaye kelimeleriyle niye muhalefet yapıyorsun? Yani biz zaten o filanın önüne yatarım cümlesi başlı başına berbat bir cümle. Ya o onların ağzına ancak yakışır. Sen kalkıp kullandığında yani kendine bir cümle mi bulamıyorsun, kendi dilini mi oluşturamıyorsun, kendi siyasetini mi oluşturamıyorsun, ama bütün bunlardan bağımsız bir şey söyleyeceğim. Bunu Kemal Bey'in kendisine söylediğim için burada rahat söylüyorum. Sözlü muhalefetten başka hiçbir şey yapmıyorlar. Hiçbir şey yapmıyorlar. Ne yapabilir? Herkes de onu söylüyor. Ne yapabilir? O kadar çok şey yapabilir ki. Mesela CHP'lilerle konuştuğu zaman ya, diyorlar ki şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, ya medya göstermiyor. Şimdi dün AK Partililer toplanmış, gitmişler CHP'nin önünde gösteri yapıyorlar. Kemal Bey'e. Tepki gösteriyor. Ya sen partisin, topla oraya 100 bin kişiyi. Kendini koru, hiçbir şey yapamıyorsan topla. Teşkilatlara haber yolla, ve ki herkes istiyorum buraya yarın. 100 bin kişiyi. Hatta döndü ki saraya. Ha, abartma, saraya yürürüm bu 100 bin kişiyle. Bu kadar ya, bunu yap en azından. Zor bir şey mi? Yapamaz mı bunu? Ha, korkacak mıyız? Bir tek bu memlekette Tayyip Erdoğan mı korkmayacak mesela? Ha, iç savaş çıkacak. Tamam, iç savaş yaptırmayalım. Ama iç savaş yaptırmayacağız diye adamın kölesi olamayız ki.
Adam bütün yetkileri eline almış, iç savaş yaptırırım diye üzerimize geliyor, bir de şöyle bir dönüyor. Ya aman duralım, aman iç savaş. İç savaşı böyle susturamayız ki. İç savaş hakkımızı, hukukumuzu koruyarak durdurabiliriz ancak. Sinerek, korkarak değil. Bunu yapabilirdi. Yaptı mı? Yapmadı. Başka bir tane daha söyleyeceğim. Ne yapabilir diye soruyorlar genelde bana. Can Dündar davası. Dedik ki yazdık, konuştuk, herkes söyledi. Bu artık Can Dündar davası değil. Bu Anayasa Mahkemesi'nin işlevini koruma davasıdır. Bizim birey olarak, anayasa partiler olarak, gazeteciler olarak, vatandaş olarak bir noktamız kaldı Anayasa Mahkemesi. Başka yok. Adam bütün yargıyı çökertti, aldı. Bir orası kalmış. Şimdi Can Dündar davası üzerinden orayı yok etmeye çalışıyor. İşlevsiz hale getiriyor. Eğer mahkeme tutuklama kararı vermiş olsaydı Anayasa Mahkemesi işlevsizdi artık. Çünkü yaptırımı yok. Ne yapacak ki? Tanımadım seni dedi, bitti. Ne dedik? Toplanalım oraya. Biz bir konuda bu adama geri adım attıralım. Kaç kişi geldi? 500 kişi. Yani CHP'yi mi kastediyorsun? Bütün Türkiye'yi kastediyorum. CHP'den 5 tane milletvekili vardı. 5. Çoğu da başka hesap, başka şey var. Şimdi gidiyorlar Kemal Bey'le konuşuyorlar. Kemal Bey gelmen lazım diye. Yok ben gelmeyeyim, siz gidin diyor. Niye gelmiyorsun? Senin daha ne önemli işin var? Ne önemli işin? Niye teşkilatlarına demezsin arkadaş yarın? Mesela salı, bir salı grup toplantısı niye demez mesela teşkilatlar? Bu salı grup toplantıları da yani... Ya artık rezillik boyutuna geldi. Yani çıkıyor gaza. Ben çok tehlikeli görüyorum. Bak iki tane tehlikeli nokta var. Onu burada söyleyeyim. Bir tanesi bu taraftar olmayan, yani havuz medyasına dahil olmayıp arada duran medya var ya, onlar dikkat ediyorsan, adını vermeyeceğim, kim olduğunu az çok herkes biliyordur. İşi çok gırgıra vurmaya başladılar, böyle magazinsel boyutta götürüyorlar. Bu çok ayıp bir şey. Yani Türkiye'de insanlar ölüyor, memleket yıkılıyor, onlar Tayyip Erdoğan'la arayı bozmamak için ciddi konulara dahil olmuyorlar. Tam dahil olma, yazma, bunu anlarım. Ya arkadaş, ülke kötüye gidiyor diye yazmayacaksan yazma. Magazine hala niye sokuyorsun meseleyi? Öyle bir olayı ele alıyorlar ki biz sanki diyorsun burada çocuklar 5 kişi bir araya geldik, evcilik oynuyoruz. Bir onlar, diğeri muhalefet. İkisi için de söylüyorum. Hem HDP için söylüyorum, MHP'yi zaten katmıyorum muhalefet olarak. Ama şeyi CHP için söylüyorum. Salı günlerinin grup toplantısı toplumun gazını alma şeyine dönüştü. Çıkıyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar. İnsana da oh içim rahatladı diyor. Oturuyorlar. Kaç yıldır? 3 yıldır konuşuyorsun, 3 yıldır söylüyorsun, 3 yıldır eleştiriyorsun. Bir arpa boyu yol alamadın, bir arpa boyu adamı durduramadın. Adam habire gidiyor. Bir muhalefet partisi, 130 tane milletvekilim var, 12 milyon seçmenim var, yüz binlerce teşkilat mensubum var. Parmağını oynatsan milyonları toplarsın. Kendi hakkını koru, biz vazgeçtik. Ya kendi hakkını koru, git de ki kardeşim, sen bana niye kaç gündür hakaret ediyorsun? Ya bir cümle ettim. Senin ettiğin cümleyi ettim. Sen ne ortada ayağa kaldırmışsın da milleti döküyorsun benim partimin önüne. Sana dünyayı dar ederim de yığ bakalım oraya 100 bin kişiyi sarayın önüne. Ne yapacak? Kurşuna mı dizecek 100 bin kişiyi? Adam bir başka bir şey olduğunu görsün. Bir farklı bir Türkiye, farklı bir toplum olduğunu bir görsün. Bunu göstermiyorsun. Şöyle muhalefet dedikleri şunu zannediyorlar. Böyle bir kağıt alıyorlar. Geçiyorlar kameraların karşısına. Bir de boğazların temizlemeleri vardır onların, meşhur. Böyle bir boğaz temizliyorlar. Çok ciddi bir şey söyleyecekler. Biz de merakla bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı bilmem memleketi şu hale getirdi. Kınıyoruz. Ben de kınıyorum. Ben her gün kınıyorum. Sen bir şey yapabiliyor musun, yapmıyor musun? Yani ya bir de kardeşim, muhalefet partisi ne yapıyorum sorusunu bize sorma hakkın yok ki. Bana bırak, ben bilirim. Çekil alandan. Yani bana bıraktıkken siyaset niyetim yok da şey anlamda söylüyorum yani. Ya ben ne yapabilirim sorusunu sorma hakkın yok. Ne yapabilir, ne yapacağını bilmeyen adam... Ben CHP ile ilgili yaptığım bütün... Ne zamandır meclise gitmiyorum artık. Salı günleri ben çok giderdim biliyorsun. Hep böyle bir şey oldu. Ya işte Ruşen bildiğin gibi değil, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Ondan sonra da sen olsaydın ne yapardın? Ben olsaydım çok şey yapardım. Ben o makamda olduğumda... Çünkü bir sürü insanla oturur fikir alışverişi yapardım... Bir sürü insanı davet ederdim, bir sürü insanın ayağına giderdim, halkla konuşurdum ve bir kanaat sahibi olurdum, oradan bir şey yapardım. Şimdi o makamda olmadığım için buradan duruyorum ama şunu biliyorum. Bir şey yapılabilir. Peki. Bu kadar teslimiyet olmaz bir ülkede. Seni gören, hani geçmişinden dolayı birçok kişi ve AKP'den ve Erdoğan'dan rahatsız olan birçok kişi herhalde hep aynı şeyi soruyordur. Bıkmışsındır ama tekrar sorayım. Bu AK Parti içerisinden çıkan ya da çıkar gibi olan vesaire isimler malum,
Sadece siyasetçi değil, gazeteci de var, şu da var, bu da var, vesaire de var. Buralardan hiçbir bir şey beklemiyorum. Hiçbir şey beklemiyorum. Çünkü onlar harcanarak çıktılar. Harcamadan çıkmamış olsalar, çıkmış olsalar da bir karşılıkları olurdu. Yani Tayyip Erdoğan çok bilinçli, çok kurnazca bütünüyle harcamadığı hiç kimseyi dışarı çıkarmadı. Mesela ben şunu biliyorum. Tayyip Bey Bülent Arınç'tan 5 yıl önce de rahatsızdı. Ama o 5 yıl önce gitmesine müsaade etmedi. 5 yıl önce gitseydi çok zarar verirdi. Tabii. 5 yıl önce gitmiş olsaydı çok zarar verecekti. Pasosunu çıkarmak mı derler ona böyle? Posasını çıkarmak. Posasını çıkarana kadar nasıl kullanıyor? Bakıyor ki gitmeye niyetli ya. Biliyoruz onun yöntemini, ben biliyorum. Gitmeye niyetli ya biri. Hemen ya, bir yerde kaçtığı zaman şöyle diyor. Sen bana lazımsın, bir yere kaybolma, görüşeceğiz birkaç güne kadar. Zaten bir makama, zaten bir güce tav olmuş bir adam bu cümleyle kendinden geçiyor zaten. Bu cümleyle. Yani bana gelip de, bak bunu bir şey söylemiyorum, bunu bir televizyon kanalına söyledim. Bana gelip de, ya Tayyip Bey hata yapmıyor, bilerek ülkeyi bölüyor. Tayyip Bey bak, bu cümle yetti bana. Adını vermiyorum. Tayyip Bey hata yapmıyor, bilerek ülkeyi bölüyor. Sen hata yapıyor diye yazıyorsun. Yanlış yapıyorsun. Yanlış yapıyorsun. Bu bilerek bölüyor dediği adam 4 gün sonra baktım köşkte baş danışman olmuş. 4 gün sonra. Ben bir şok geçirdim. Mesaj attım. Ya sen ne yaptın dedim, cevap vermedi. 4 gün sonra. Çünkü Tayyip Bey bir şey fark ediyor. Duyuyor bunları. Çağırıyor, bana lazımsın diyor. Gel diyor, sen danışman ol. O kadar. Şimdi Hüseyin Çelik konuşuyor, Mehmet şey konuşuyor, Bülent Arınç konuşuyor. Ya şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Toplum şunu diyor. Bunlar atılmasaydı konuşmayacaklardı. İşte o atılma algısını yaratmadan çıkmış olsalardı bir şey olurdu. Bunu yapamıyorlar. Bir tek AK Parti içerisinde bir şey yapacak tek bir kişi var. O da Abdullah Gül. O da yapmayacak. O kadar net diyorsun. Tabii net. Kesin olarak bu benim bilgim. Kesin olarak yapmayacak. Yani Abdullah Bey şöyle bir beklentisi var tahmin ediyorum. İşler o kadar kötüye gidecek ki bana gelecek. Tayyip Bey gelip diyecek ki beni kurtar. Ben de o zaman gelebilirim. Ben de diyorum ki Tayyip Bey Türkiye'yi yakar. Kendini de yakar. Ülkeyi de yakar. Ama Abdullah Gül'e gidip de gel burayı kurtar demez. Bütün siyasetçiler için söylüyorum. Halk olarak bizim şuna dikkat edeceğiz. Ben bütün konferanslarımda bunları söylüyorum. Bu ülkenin başına bir iş geldiği zaman bütün şu anda siyasetçi görünen hepsi var ya, hepsinin yakasına Tayyip Erdoğan kadar asılacağız günü geldiğinde. Bülent şeyin de, Bahçeli'nin de. İyi akşamlar. Medyascope TV'nin 32. açık oturumunda karşınızdayız. Sedat Pişirici yok. Onun yerine ben oturdum moderatör koltuğunda. 20 Ağustos'ta ilk yayını yaptığımızda o zaman Levent Gültekin vardı Kadri Gürsel'le beraber. Levent tekrar burada. Hoş geldin merhabalar, Levent. Merhabalar, hoş bulduk. İki konuğumuz daha var ama onlar ayrı ayrı yerlerden uzaktan bağlanıyorlar. New York'ta Amber'in zaman var ve evet el sallıyor ve Bodrum'da da Aydın Selcan var. İkisiyle de ayrı ayrı aynı anda ilk defa deniyoruz. Skype üzerinden konferans şeklinde yayın yapacağız. Onlar da birbirlerini duyabilecekler, birbirleriyle tartışabilecekler ve böyle bir yayını yapacağız. Çok konu var. Konuların bir kısmı Türkiye'nin iç siyasetiyle ilgili, bir kısmı Türkiye'nin dış siyaseti ve özellikle tabii ki Suriye ile ilgili. Ve önce Amber'in bir acelesi olduğu için onunla başlayacağız. Onunla Suriye'yi konuşmaya başlayacağız. Aydın'la da konuşacağız. Levent de birazcık Suriye konuşur herhalde. Ama Levent daha çok kendini iç siyasete saklayabilir. Evet, evet. Evet, Amber'im merhaba, hoş geldin yayınımıza. Geçen hafta seni anons ettik ama bizden kaynaklanan bir sorunla yanılmıyorsam yapamadık. Neyse, her işte bir hayır vardır. Öncelikle geçen hafta Brookings'te başına gelenlerden dolayı geçmiş olsun diyelim. Ama çok da uzatmayalım, yeterince konuşuldu. Doğrudan konuşalım. Obama ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve görüşmenin ana konusunun da Suriye olduğunu biliyoruz. Sen zaten önce Tolga Tanış bir yazı yazdı. Sen onun yazısını da ele alarak Dikken'de çok kapsamlı bir yazı yazdın ve bayağı bir bu konuda aydınlatıcı oldu. Bir toparlasana bize, tam olarak ne sesim konuşuluyor? Kesik kesik geliyorum Şencim, haberin olsun. Eyvallah, seninkinde sorun yok. Tam olarak ne konuşuldu orada, neler konuşulduğu söyleniyor ve Suriye konusunda Ankara ile Washington arasında bir işbirliği ihtimali ne derece var? Maalesef duyamıyorum sorunu. İstiyorsan tekrar sor. Evet, şimdi duyuyor musun? Şunu şu an soruyorum. Duyuyorum, tutacak sor. Şunu soruyorum. Suriye konusunda Ankara ile Washington'ın ortak hareket etme ihtimali nedir? Türkiye ile Amerika'nın Suriye konusunda ne kadar ortak hareket etme ihtimali var? Bunu sordum evet, sanıyorum. Evet, tam da bunu soruyorum, evet. Yani ihtimaller üzerinden gitmeyelim, somut verilere bakalım. Tabii ki geçen yazdan beri Türkiye İncirliği açmasıyla birlikte elbette bir işbirliği fiilen söz konusu ve de ayrıca Türkiye biliyorsun sınırlar konusunda da bayağı bir gayret göstermeye başladı. IŞİD'cilerin geçişlerini elinden geldiğince engellemeye çalışıyor ama burada kritik olan mesele şu 98 kilometrelik halen IŞİD'in denetiminde bulunan Mare Jarablus veya Menbiç Cebi diye adlandırılan o şerit. Ve bütün mesele aslında orada odaklanıyor. Neden? Çünkü Amerika bu işi aslında çok çabuk bir şekilde, IŞİD'i orada çok hızlıca oradan çıkartabilir. Bunu kiminle yapacak? Suriye Demokratik güçleriyle, yani YPG'nin, Kürtlerin öncülüğünü yaptığı, içinde Arapların da, kısmen Türkmenlerin de bulunduğu bir grup. Ama Türkiye buna itiraz ediyor. Neden? Çünkü içinde YPG var. Türkiye açısından da bu kabul edilebilir bir şey değil. YPG eşittir PKK, eşittir terörist. Bu tutumundan da vazgeçmiyor. Dolayısıyla Amerika bir arada bir derede kalıyor. Bir yandan tabii YPG ile süren ittifakını sarsmak istemiyor, bozmak istemiyor. Ama öte yandan da karşısında baştaki hükümeti beğenelim beğenmeyelim bir NATO müttefiki var ve onu da tabii yani bir şekilde kızdırmadan bu işi götürmek zorunda. Çünkü aslında kızdırmaktan öte yani Türkiye biraz öngörülmez bir hal almaya başladı Batı açısından, NATO ittifakı açısından. Böyle tek taraflı hamlelere başvuran, dolayısıyla bunu minimuma indirmek adına en azından Türkiye'yi de bu denklemin içine çekmeye çalışıyor. Türkiye'nin de kaygılarına kısmen yani onları da dikkate almaya çalışıyor. Bunu nasıl yapıyor? İşte şu anda mesela o sınır hattında kısmen de olsa Amerika'nın da hava desteğiyle ÖSO, yani Türkiye'nin desteklediği güçler bazı operasyonlar gerçekleştiriyor. Yani normalde SDG deniyor ona Türkçe, hep İngilizcesiyle karıştırıyorum. Normalde SDG'nin yapabileceği operasyonların bir kısmını artık ÖSO yapmaya başladı. Mesela bugün önemli bir gelişme, Ray kentini aldı ÖSO IŞİD'in elinden. Dolayısıyla demek ki Türkiye ile ortak da hareket etmeye başladı Amerika fiilen sahada. Ama bu tabii bu kez SDG ile, yani Kürtlerin öncülüğündeki güçle bir friksiyona, bir sürtüşmeye neden olmaya başladı. Bu ne kadar sürdürülebilir, imkansız denge diye her zaman tarif ettiğim şey, bu tabii kocaman bir soru işareti. Ve hangi noktada bu güçler birbirlerine yeniden yaklaşacak, yani Kürtler öncülüğündeki grup ve de Türkiye'nin önceliğini yaptığı grup ve acaba hangi noktada tekrar savaşmaya başlayacak? Amberin, istersen başlayacak?
burada bir es ver, Aydın'a döneyim. Aydın çünkü geçen İstanbul'da stüdyoya, bizim stüdyoya geldi ve orada bir kısa bir analiz yaptı ve ben o analize başlığı ben çıkarttım. Yakında Türkiye'nin Orta Doğu politikalarında değişimler olabileceğini söylüyordu. Başlığı da ona çıkarttık. Aydın, ne diyorsun? Bu senin söylediğinden, Amber'in söylediklerinden de hareketle Türkiye YPG, PYD konusundaki rezervlerinde belli bir geri adım atma ihtimali mi söz konusu, yoksa ne olacak, ne bekliyorsun? Yani Amberi'nin bıraktığı yerden başlayayım. İmkansız denge diyor. Ben de ona yapısal çelişki diyorum. Yani bu yapısal çelişkilerin uzun süre sürdürülmesine imkan yok. Bir taraftan işte Türkiye içinde Güneydoğu'da güvenlik harekatı sürdürüp öbür taraftan Irak-Kürdistan bölgesi iyi ilişkiler içinde olup Irak-Kürdistan bölgesinin özerkliğini giderek bağımsızlığını destekleyip Suriye'de buna karşı çıkıp, yani bütün bunlar çelişkiler barındırıyor. Öte yandan sahadaki gerçeklikte işte o Münbiç cebi, işte Mare Münbiç hattı, Kürtlerin Şahba dediği yerde, Amber'in de işaret ettiği gibi orayı IŞİD'den arındırmanın veya orayı kalan kısımdan, yani Rakka'dan kesmenin akılcı yolu Kürtlerin Münbiç'i alması. Diğer tarafta zaten Tel Rif hattalar, aradan bir koridorla birleşmeleri, yani Afrin'le Kobani'yi birleşmesi. Ama tabii bu gelişme bizim içerideki durumu çok olumsuz etkileyecek, en azından söylemde. Çünkü eylemde etkiler diyemeyiz. Bugüne kadar Suriye'nin, Kuzey Suriye'den Türkiye'ye yönelik bir tehdit olmadı. Böyle bir hayal edilmiş tehdit algılaması var. Ben hep bunu da söylüyorum. Yani tehdit algılamasının başına cihatçılar yazılmadığı müddetçe Suriye'de bizim olumlu rol oynamamız zor diye. Bir de şuna dikkat çekmek istiyorum. O benim söylediğim zoraki dönüşüm, yani alt alta şimdi tekrar etmeyeyim pek çok son dönemki gelişmeyi ve Amber'in de dikkat çektiği, yani benim Washington ziyareti başarılıdır deyip hatta çok kişiden de eleştiri aldığım, başarı dememin sebebi o fotoğrafın çektirilmesiydi Beyaz Saray'da, Kırmızı Oda'da. Gerisine kimse bakmaz Türkiye'de. O fotoğraf çektirildi mi? Yani gerisi tırnak içinde uzmanların işi. Ama o fotoğraf neye karşılık verildi? İşte orada Amber'in analizi devreye giriyor. Herhalde daha akılcı bir işbirliği diye, ama onun işaretlerini göremedik. Onun yerine ne gördük? Yine bazı işte önce şunu gördük. Bazı Arap Türkmen unsurların Suriye demokratik güçlerinden ayrılma çabası yansıtıldı basına. Burada pek bir gelişme olmadı. Aksine Münbiç Meclisi adında yeni bir oluşum kuruldu. Diğer taraftan şimdi başka Türkiye destekli öteden beri Arap unsurların orada faal olduğu söyleniyor. İşte Amber'in dikkat çektiği yeni gelişmeler. Fakat şunu da vurgulamak istiyorum. Son dönemde peş peşe kanıtlanmasa da omuzdan havaya atılan füzeyle iki Suriye Hava Kuvvetleri uçağı düşürüldüğü iddia ediliyor. Ahrar veyahut Nusra tarafından. Veya biri Ahrar, biri Nusra. O bile tam belli olmadı. Bu çok önemli bir gelişme. Bu doğruysa, bir şekilde bunlar bizim üzerimizden oraya gidiyorsa bu bence çok vahim. Diğeri de İdlib'de de Nusra'nın emirlik ilan etme denemesi. Yani Nusra'nın bir nevi IŞİD'leşme çabası. İdlib'de biliyorsunuz Hatay'ın komşusu. Çin'deki 13 yaşında, 14 yaşında, 15-16 yaşındaki gençler, erkekli, kızlı. Bunların hissiyatı nedir? Bunlar 10 sene sonra onlar ne olacak? Burada içeri girenler var, 4-5 yıl girip çıkacak olanlar var. Çok yakın akrabaları, hayat çok büyük felaketlere birinci elden tanıklık etmiş olanlar var. Şimdi uydurma haberler çıkıyor, işte Kandil'e katılım çok düştü, çaresiz falan. Ben sahadan benim edindiğim bilgi bunun tam tersi yönünde. Bu yani bir şeyin bir bilinmeyen bu. Yani bu şekilde bir galibiyet, işte Grozny modeliyle, Sri Lanka modeliyle galibiyet bu coğrafi bölgede bana sorarsanız bu tarihsel bağlamda mümkün değil. Öte yandan da hani siyaset kilidinden söz ettik. Onunla da ilgili bir cümle söyleyeyim. Bu işte Panama belgeleri gibi, işte Bebek Zencani'nin İran'da devam eden davası gibi, Rıza Sarraf'ın New York'ta başlayacak davası gibi bazı beklenmedik, bizim buradan öngöremediğimiz gelişmeler oluyor. Bunların da herhalde etkileri de bizim öngöremediğimiz şekilde olacak, ama bunlara tabii bel bağlayıp hani sanki Türkiye'deki siyasetin kredini evet, bunlar açacaktır gibi tam bir bunu şey istersen burada bir
Levent, şimdi ben yeni İngiltere'deydim, yeni geldim. Orada konuşurken insanlar, bir kere şunu söyleyeyim. Artık Türkiye'ye yatırım yapanlar falan bile Türkiye'yi çok fazla artık tartışmıyorlar. Eskiden şöyle şeyler olurdu. İşte AK Parti içerisinde Ali ne yapıyor, Veli ne yapıyor, şu ne yapabilir, bu ne yapabilir. Şimdi artık o sorular bitmiş. Sadece Cumhurbaşkanı var. Diğer aktörler çok merak edilmiyor. Ve bir şey hali var. Türkiye de siyasetin bittiği ama bir taraftan da ülke hala yatırımcı çeken vesaire yapan bütün her şeye rağmen bir ülke. Bu nasıl oluyor? Şimdi ben bunu dün bir ekonomiden iyi anlayan birkaç arkadaşla bir toplantı yaptık. Onlar benden siyaseti dinlediler. Ben de onlardan ekonomiyi dinledim. Senin aynen bu sorunu onlara sordum. Yani turizm çöküyor, ihracat çöküyor, içeride büyük bir umutsuzluk hakim, her tarafta niye ekonomi böyle? Dediler ki şöyle bir durum vardı. Geçmişte dediler gidip bu yurt dışındaki yatırımcılara o kadar çok kötü bir tablo çizdiler ki geçmişte AK Parti'nin o yeni geldiği yıllarda özellikle. Fakat o yabancı yatırımcılara baktılar ki ya o gelip de ya bu işler çok kötüye gidiyor, ülke batıyor, bak AK Parti geldi, ülke şöyle olacak, aha da parti kapanacak, bilmem falan olacak. Bunlar hep kötü demelerine rağmen işler hep iyi gitti. Bu son 12-13 yılı kastediyorlar. Şimdi diyor, dedi gidiyorlar, söylüyorlar, bu sefer de insanlar inanmıyor. Bizim hissettiğimiz kadar ülkede olup biteni onlar o kadar hissetmiyorlar, onlar çok tepeden bakıyorlar. Evet, sorunlar var. Bir otoriter yönetime doğru gidiyor ama Türkiye'nin dinamikleri de var. Bu eninde sonunda bir yerde engellenir. Şöyle olur, böyle olur. O yüzden çok dedi şeyden pozisyonlarını değiştirmiyorlar kolay kolay. Bir de ne yapacak ki? Parayı alıp nereye gidecek? Çünkü burada para kazanıyor şu anda. Değil hem mi? Faiz yüksek hem dövizden gidip satıyor ediyor. Yani bir para kazanıyor adam. Yani parasını alıp kaçacak kadar bir onlar açısından risk yok şu anda görünürde. Risk olarak bizim açımızdan. Biz çünkü içeride ne olup bittiğini görüyoruz, Cumhurbaşkanı ne yapmaya çalıştığını görüyoruz, ülkenin iç savaşı. Ne yapmaya çalıştığını görüyor musun? Bence görüyorum. Ben bunu herkese söylüyorum fakat insanlar bu işin ne olduğunu gerçekten gördüklerini ve kavradıklarını zannetmiyorum. Bir kısmı kavradı, şöyle bir hava var. Ben bunu çok anlatıyorum. Şeye soruyorlar, Fransız kadına. Kocan seni aldatırsa ne yaparsın diyorlar. Fransız kadın diyor ki ben de onu aldatırım. Alman'a soruyorlar, kocan seni aldatırsa ne yaparsın? O da diyor ki, anında boşarım diyor. Bizim Türk'e soruyorlar, kocan seni aldatırsa ne yaparsın? Benim kocam öyle şeyler yapmaz diyor. Şimdi bizim Türkler de benzer bir durumda. Ya böyle şey olacak, Türkiye öyle olmaz. Türkiye Irak olmaz, Türkiye Suriye olmaz. Böyle bir tuhaf bir algı var, niye olmayacaksa. Peki ne olacak? Her gün biraz daha felakete gidiyoruz. Çünkü bu anayasa tartışmaları henüz başlamadı. Şimdi biz yeni bir işaret alıyoruz. Bunu görmüyorlar. Ben bunu bir aydır, iki aydır ana muhalefete de söyledim. Gittim. Bulunduğum bütün ortamlarda herkese söylüyorum. Önümüzde kısa bir süre sonra laiklik tartışması başlayacak. Çünkü bize iktidar partisi 1924 anayasasına benzer bir anayasa vaadinde bulunuyor şu anda. Şimdi dikkat ediyorsanız billboardlarda şey başlamış. Gençler Kur'an'ı bir anayasa istiyoruz diye. Bence bunlar tamamı kurgu. Dün Numan Kurtulmuş'a sormuşlar yeni anayasada İslam'la ilgili bir şey olacak mı? Tabii doğal olarak olacak diye. Bu bize bir şey gösteriyor. Biz bir adım sonra laikliği tartışmaya başlayacağız. Laikliği tartışmaya başladığımızda %70 evet demiş olur. Devletin dini İslam'dır sözünün anayasada yer almasına Türkiye'de %70 evettir. Karşı çıkan herkes gavur damgasını yer. Şimdi ne yapılması lazım? Bence bu tartışmalara daha varmadan bunun önüne alınması lazım. Yani o anayasanın çıkıp referanduma gidecek duruma gelmeden, çünkü ben bugün yazdım, bana kızıyorlar. Geçmişte o kadar berbat, o kadar rezil bir laiklik anlayışı vardı ki toplum laikliği başka bir şey olarak biliyor. Yani bir sopanın adı olarak görüyor kendilerine, inançlarına, değerlerine bir sopa olarak görüyor. O yüzden şimdi kalksak desek ki ey halkım, Türkiye için çok önemli laiklik, başka bir ülke gibi değil burası. Ya burada laiklik önemli çünkü burada din siyasetle buluştuğunda başka bir hal alıyor. Bak bu Müslümanlığı korumak için senin laikliğe sahip çıkman lazım desek o geçmişi hatırlayacak. Laiklik demiş, başörtüsünü okula almamış, hastaneye almamış, ordu evini almamış. Laik diye bisküvi markalarını bir ayırmış hatırlıyorsan okul kantinlerinde, askeri kantinlerde. Şimdi böyle bir tartışma var. Ha laiklik tartışması başladığında, iş oraya vardığında
Türkiye artık bir Kürt-Türk savaşından öte yeni bir çatışma alanına daha kaymış olacak. O da artık hani laikliği gözden çıkaramayacak bir seküler kesim var Türkiye'de. Askeri vardır, öbürü vardır. Yani bu hayata alışmış modern bir toplum var. %30 deyin, %25 deyin veya %40 deyin fark etmez. Mesela bir de öyle bir çatışma alanının işin içine gelme ihtimali var. Ben Erdoğan'ın bunu göze aldığını düşünüyorum. Yani Erdoğan bütün bunları göze alarak, çatışmayı da göze alarak bir mesafe kat etmeye çalışıyor. Çünkü zaten şunu biliyor, bunu başaramadığındaki sonuç kendi açısından. Bu dediklerini yapmadığında nasıl bir sonla karşılaşacaksa, yaptığında yani benzer bir sona... Peki burada şöyle de bir husus var. Mesela geçen Washington'a gittiğinde bayağı bir sayıda insan işte Obama görüşmeyecek, hatta selam bile vermeyecek, en fazla elini sıkacak ya da ayaküstü iki dakika konuşacak falan gibi. Şöyle söyleyeyim, hani burada Erdoğan'ın yapamadıklarını Obama'ya yaptırtmak gibi bir şey oldu. Olmadı. Çünkü Türkiye'de ne bir entelektüel akıl var, ne bir siyasi akıl var, ne bir toplumsal zeka var, ne bir toplum var, ne bir millet var. Bekliyorlar yukarı dışarıdan biri gelsin bizi kurtarsın. Savcı Zarrab'ı yakaladığında bayram ediyorlar sosyal medyada. Yani sanki savcı gelecek bizim ülkemizi Tayyip Erdoğan'dan kurtaracak bizi. Ne demiş Akit gazetesi, gelsin burada seçilelim. O ayrı bir şey. Obama'nın Erdoğan'ı eleştirmesinden medet umuyorlar. Şunu anlamıyorlar. Böyle ülkeler, böyle otoriterliğe kayma çabası içerisindeki ülkeler dışarıdan gelen eleştirilerle içeride daha çok içe kapanırlar. Daha ben fazla çok emin değilim. Ben çok eminim. Yani Amerika hiçbir şey yapamaz. En fazla alacaklarını alır. Ama alacaklarını alır. Ne yapacak? Ne yapabilir ama ki? Ama bu özellikle Obama'nın en son basın toplantısında ettiği lafların çok tamam ne yapabilir? Bana onu ben rahatsız şey olmadıklarını söylemiyorum. Hatta Obama'nın konuşmasındaki şu cümle bence belki de en ağır cümleydi. Yani Türkiye'nin 100 yıllık modernleşme tarihini göz ardı etme. Yani nereye götürüyorsun bu ülkeyi anlamında bir şeyi? İstersen burada bir Aydın'a tekrar selam çakalım. Aydın, Obama'nın bu basın toplantısındaki o şeyi çok alışılageldik bir husus değil, değil mi? Böyle alenen çok sert bir şekilde eleştiri yapması, basın özgürlüğü üzerinden yaptı ama ne dersin? Yani, tabii orada hem de Sayın Cumhurbaşkanı ayrılmadan ABD'den bunu yapması, herkes bunun altını çizdi. Bu sert, hani alışılmış diplomatik teamüle uygun değil. Ama ben o zaman da kendimce belirtmiştim. Bunun cevabı da tabii cesaret edemiyor baş başa görüşmede söylemeye, arkamızdan konuşuyor. Bunları söylemedi denecekti, dendi. Yani bunun bizde pek bir karşılığı yok ama dediğinde doğru, diplomatik anlamda da önemli. Ama Levent'in endişesine yani katılmamak da elde değil çünkü bir de bir anayasayı askıya alma birkaç sene için biliyorsun şeysi çıktı İmaya'nın ağzından. Suriye meselesi komşumuzda, bu bizim İslamcılarımızı da selefileştiriyor. Alevi-Sünni meselesini daha önce olmadığı denli bizim de siyasetimizin merkezi bir noktasına doğru çekiyor, getiriyor. Buna da biz alışık değiliz. Bizim bünyemizde de buna karşı bir cevap verecek bir şey var mı bilmiyorum. Kurumların içi boşaldıkça tabii bunlara cevap vermek demokrasi içinde çok güç. Ama demin hani Amber'in ayrılmadan söylediğimiz yapısal çelişkiler burada da gündemde. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı bir yandan örneğin işte 4G'yi beğenmeyip 5G'yi getirelim gibi bir yaklaşım için. Yani böyle bir gelişim. Bize en iyisi layık. Öbür taraftan ama en ufak bir olayda ilk akla gelen Twitter'ı yavaşlatalım, internete girişi yavaşlatalım. Yani burada bir Abdülhamit gibi Hamidiyen diyelim bir çelişki var. Hani bir yandan Bahriye Mektebi'ni kurup öbür taraftan işte donanmayı manevra yapmasına müsaade etmemek gibi çekindiği için. Yani bu ne kadar taşınır? Öte yandan alttan alta işleyen sosyal hareketler bizim şu anda bilemediğimiz bir şekilde bir siyasi şey evrilir mi bilmiyorum. Ama önümüzdeki yani bir 6 aylık...